Şimdi gelelim SSK hastanelerine A takımı girer mi? SSK hastanelerine A takımı girerse neler yapar? Acaba İbrahim Bey'in gürzü gibi iner mi? Yoksa benim ilk anladığım şekilde gül mü atar? Aynası iştir. Neydi? Kişinin lafa bakılmaz. Hadi bakalım. Halacığım geçmiş olsun. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Neyin var? Memlemizden bulanı. Dur benden. Ben de ferah. Var var. Başhekimde haberim var. Sen niye buna dokunuyorsun? Bir şey yapacaksan bak bana buraya vur. Tamam. Hayır oğlum. Buna dokunma. O herkesin namusu. 3 milyon insanın izdihamı her gün yaşıyor. Gelsin. Her akşam gelsinler buraya. Görsünler her akşam ayını. Ya her akşam burada. Bu vatandaş ne kadar zaman geçirmiş bir olacak kaydı. Herkes görsün bak. Bir cuma gecesi İstanbul'un göbeğinde Okbe'nin SSK'nın durumu. Bundan sonra da hem ben hem A takımının gençleri sağlık meselesinin üzerine bütün gücümüzle gitmeye devam edeceğiz. Özellikle Ok Meydanı SSK'daki kepazelikleri gördüm, sergiledim. Sakın ola ki bizi korkuttuğunuzu, ürküttüğünüzü sanmayın. Gözüm özellikle de sizin üzerinizde. Bunu bilesiniz. Evet, şimdi bol konuk var ama laf olsun, torba dolsun diye konuşacak insanlar yok. Çok önemli konuklarımız var. SSK Genel Müdürümüz burada. Kartal SSK Hastanesi Başhekimi hanımefendi burada. Küçücük bir yavrumuz var. Annesi ve babasıyla geldi. Ne yazık ki bir kolu protez. Çünkü SSK Hastanesi'nde bir yanlış iğne onu bir kolundan etti. Yine inanılmayacak bir olayın maalesef mağduru olan, kurbanı olan bir genç hanım var. O da eşiyle ve yavrusuyla beraber gelmiş. O hanımefendi de bir bayan hastalığı için yattı. Çok alakasız bir şey için ameliyat masasına yattı. Kalktığında böbreğinin tekini almışlardı. Kendisine sormadan o böbrek atıldı mı, satıldı mı, ne oldu onu soracağız kendisine. Bir kolay kolay biliyorsunuz biz Türk milleti olarak söylemeyiz de söyleniriz. Ama söyleyen, hakkını arayan, yurttaş duyarlılığı içinde bulunan bir genç kardeşimiz var. SSK'larda canını sıkan bir şeyler oldu, anlatacak bize. O da gitti mahkemeye verdi. Hem de dişli bir avukatla beraber mahkemeye verdi SSK kurumunu. Ankara'da Sayın Bakan hattımızda olacak. Ben SSK'dan şikayeti olan ya da SSK'ya aman ne iyi diyen kim varsa 282-75-75-655 çift 0 çift 0. Bir de faks numaramız var. Neydi o? 656-73-93. Peki SSK nedir? SSK'da neler olur? Ve A takımı SSK'ya gider mi? Yoksa burada laf olsun diye öter mi? Bir göster bakalım Cumhur abi. Saat kaç şu anda biliyor musun? Bilmiyorum. Saat tam 6:30. 6:30. Geç mi kaldın? Geç kalmadınız da muayene olmak için bu kadar erken mi gelmek gerekiyor hastaneye? Tabii. Çok kalabalık oluyor oğlum. Kuruyuk. Yetiştiremiyoruz bile. Daha gece kalırsanız ne oluyor? Alamıyoruz. Hiçbir şey. Geri dönüyoruz. Peki kaç yaşındasınız teyzeciğim? Ben 73. 73 yaşındasınız. Devlet size bir kolaylık göstermiyor mu bu yaşlarda, bu sabah, bu saatinde? Göstermiyorlar. Hiçbir yardım etmiyorlar oğlum. Burada sağlam geliyor, hasta daha fazla hasta koyup gidiyor. Hay babam, hey. Nerede bu memleket, nerede ağa, nerede paşa? Param varsa hayat var, paran yoksa hiçbir şey yok. Bir yerde dayın var mı? Var mı mapusta bir dayın? Yerim var, yoksa mı ki? Kalemiyle şey yazsan, mürekkep yüksen yine iş yok. Şu dudağımın bir kanamasına 10 gündür gidip geliyorum, 10 gündür o. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum, bu da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyor. Bana diyor ki sen diyor tansiyon kalkıyor. Burada tansiyon kalkmaz mı? Burada tansiyon kalkmaz mı? Sorunlar biter mi? Bitmez tabii. Ama yukarısı bitiriyor. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Bugün sıra yok. Yarın gel öbür gün. Ne olacak bizim halimiz? Bu insanların hiçbir canı yok ya. Hep aynı. Hangi hastaneye gidiyorsan git. Hangi sigorta gidiyorsan git sigorta hastanesine. Hep söyle. Devlet hastanesine berbat bir sigorta kokuyor. Yok biz uyu veriyoruz. Ben gidiyor yukarıda o fıstık gibi. Gez baba gez. Nasılsa sigorta hastanesine gelmiyor. Nasılsa buralara gelmiyor. E ne oluyor? Çeken bu fakirler, bu insanlar, emekliler, işçiler çekiyor.
Gidip geliyoruz, kovuyorlar buradan memurlar. Şu vatandaşımız çok ezilmekte. Birazcık bizleri düşünmeleri lazım. Milletvekillerimiz saat 4'te gelsinler burada, uykusuz kalsınlar. Çocukları ve hastaları burada mana etsinler. O zaman bu insanlar halini bilecekler. Bayıldım şurada lan, ne bana inancım vermiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. Yok internasyonel, yok Amerikalılar, yok uçaklar. Herkes orada şey yaparken burada insanlar hepsi mahvoluyor ya. Ben saat 4'te beri burada bekliyorum. Daha saat 9'da muhane başlayacak. O koltuklar onlara 1,5 milyar azdır. 5'er milyarlık yapsınlar. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize baksın. 212 kişiye bir doktor bakıyor. Arada bir siyaret etti. Kalem attı gitti. Allah belasını 212 kişiye. Millet bir buçuktan, bir buçuktan beri burada ilaç kuyruğunda bekliyoruz. Bir buçuktan beri saat 4'e geliyor bakın. Saat 4'e geliyor bakın. Tamam. Bakın. Bu halkın biraz da çilesini görsünler. Bir saatte imza. İmza. Başka bir şey değil. İmza için bekliyoruz. 2 saattir imza için bekliyoruz abi. Sabah 5'ten beri bekliyoruz. Kuyruk beklerken hasta olmayalım. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Ok Maydanı Sosyal Sigorta Hastanesi demişler kardeşim. Bakacaksın. Ben buraya oyuncak için gelmiyorum ya. Sorunlar biter mi? Bitmez tabii. Ama yukarısı bitir ya. Yukarısı çok güzel bitir her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. SSK'nın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın rezaleti olmazdı burada. Şu rezaleti çek, rezaleti. Buraya bakın. Şu rezaleti çeksin, buraya bakın. Buraya bakın. Rezalet. O Trakyalı yurttaşımız ne diyor? Yukarısı bitiriyor, yukarısı bitiriyor. Çok da doğru söylüyor. Çünkü bazıları hepten aykırı gidiyor. Şimdi tanıtımlarda da verdik. O genç çocuk isyan ediyordu. Sana Ok Meydanı SSK demişler. Sana hastane demişler. Peki kimdi bu çocuk? Ve kime söylüyordu? Bizim Süleyman'a söylüyordu. Bir gece raporu sırasında söylüyordu. Yani A takımı sadece mesai saatleri içinde değil, Hatay'a da duyurulur. Dört bir yana da A takımı 24 saat yapacağı işin üstüne gider. Nasıl mı? Aha da şöyle gider. Ben insanlara karşı terbiyesizlik yapmadım. Şu yaşıma geldim. 25 yaşına geldim. 25 yaşına geldim. Terbiyesizlik yapmadım. Ne oldu kardeşim? Burada mesele nedir? Onu bir anlatır mısın bize? Bana polis diyor ki sen diye alıştın artık buraya geliyorsun. Kardeşim ben hastayım, bana bakacaksın. Neyin var senin? Bana hasta. Benim kemiklerim sıkışıyor kardeşim. Benim vücudum sıkışıyor. Kemikler geliyor. Bana bakacak. Ben yalan atıyorsam burada hemşire var, doktor var. Bana bakacak. Desinler kardeşim, desinler ki sen hasta değilsin. Ben de hasta değilim kardeşim. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben ne istiyorum? Benim burada 15 yıl yattım kardeşim. Benim 15 aylık raporumu çıkartacaklar. Desinler ki lan her gün deniz atmış burada. Çıkartacaklar kardeşim. Benim 15 aylık raporumu çıkartacaklar. Hırsızlık yapmadım, terbiyesizlik yapmadım, namussuzluk yapmadım, şerefsizlik yapmadım. Benim eşim 25. Kimseye terbiyesizlik yapmadım kardeşim. Kimseye terbiyesizlik yapmadım. O rapor ne raporu bize söyler misin? Abi ben askere gittim, çok ezildim. Ben askerden bile söyledim. Bana 15 aylık raporumu bu hastaneye gönderecektim. Annem gülüyor, babam gülüyor, benim burada raporum çıkmıyor. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Ok Maydanı Sosyal Sigorta Hastanesi demişler kardeşim. Bakacaksın. Ben buraya oyuncak için gelmiyorum ya. Oyuncak için geliyorsam şerefsizim ya. Nedir hastaneye abi? Hastaneye bir gidelim bakalım ne diyecek ya. Kırdıracağım kendimi. Anam babam atacağım kendimi. Yok biz hani kelimemizde kendimize göre işlem ediyoruz. Hani biz geldiğimiz zaman bize diyorlar ki devamlı geliyorsun. Kendini kandırıyorsun, durmadan geliyorsun hesabı. Yani buraya durmadan geliyorsun, kendini kandırıyorsun hesabı. Abi sen amirim. Amirim diyor ki durmadan geliyorsun. Nasıl? Nasıl gazeteci gibi ya, bu kadar mı? Hayır biz buyur. Psikopat ya. Buyur. Belgeli psikopat. Buyur. Evet doğmuş tabii. Buyur. Allah. İşte kendini bilmeyen, kendini bilmeyen bir amir bize psikopat düşer. Ben burada 15 şey yaptım. Ne şikayetim var ki? Buraya başvurmadım değil mi? Onu bana göstermediler işte. Dediler ki durmanı biliyorsun falan filan hesabı yaptırıyorlar. Abi ben senden davacıyım. Ben senden davacıyım abi. Ben senden davacıyım abi. Sen amir de olsan, polis de olsan ben senden davacıyım. Var ya bağırma bana ha. Sen var ya saygına terbiye. Hakim ol. Hakim ol. Bak. Gördün değil mi?
Şu çekim yapma. Tamam ekip duruyor kardeşim. Bırak ya. Ne tedavisi? Burası sigorta hastanesi, devlet hastanesi. Sigorta hastanesi de. Şimdi kardeşim bu her an şey söylüyor. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? İyiyim şurada sedye çeker misin arkadaşım? Sedye getirir misin? Ya psikopat bile olsa çekeyim. Bunu böyle yapamayız abiciğim. E ne yapacağız? Bayıldı insan niye bir yere atıyor? Ne bayılması? Numara yapıyor ne bayılması? Nereden biliyorsun? Biraz sonra gel bir saat. Ya numara da insan kendini niye yere atsın ya? Tut şunu tut. Tutun artık. Konuşurken adam patlıyor falan nasıl? Derdini anlatacağım hastayı. Ne bayılmış abi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim Süleyman, diğer polis muhabirlerimiz gibi, pek çok meslektaşımız gibi, yani genç yaşına rağmen çok gözü kara, efendim, her şeye girip çıkan bir çocuk. Çok da deneyimli ama Allah canımı alsın, sabah geldiğinde çocuğun eli ayağı titriyordu bu yaşadıklarından dolayı. Şimdi böyle bir kepazelik olabilir mi? Adam pat diye düşüyor, bayılıyor. Orada doktorlar mesela bayıldı mı, ayıldı mı ona bakmak yerine, oradaki bir güvenlik görevlisi, bir polis memuru bayıldı, ayıldı diyor. Vatandaş polisle karşı karşıya geliyor. Hastanenin içinde ya meydanlarda polisle vatandaşı bir araya getirenlere, o tezgahlara falan alıştık. Ama hastane kapılarında, hastane koridorlarında var insanlar yaka yakaya gelmesin. Adam da yani nasıl olabilir, nasıl olabilir bir insan gidip de hastane koridorunda nasıl böyle bir fantazisi var ki? Ben hastayım, ben hastayım. O soğukta mokta. Şey burada Sayın SSK Genel Müdürümüz burada. Sayın Müdür, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile, yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. Yok hayır, yadırgadım. Doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Ama bu olayın tabii ayrıntılarını bilemiyorum ama görüntü tabii SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Şimdi bu sadece ekstrem bir örnek falan değil, 40 yılda bir olmuş bir şey değil. Devamlı bu tür şikayetler geliyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani devletin hastane işletmesi tabii kendi başına bir problem. SSK primlerini insanlardan toplayıp ondan sonra onlara sanki çiftliğinden üzüm veriyormuş gibi, kendi etinden et koparttırıyormuş gibi de bir tavır alması hiç hoş bir şey değil ki. Elbette hoş değil. Yalnız tabii Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söz yoktu, konusu olabilir ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. Şöyle söyleyeyim efendim, 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçiyiz. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yere hastane değil de işçinin olmadığı yere hastane yapılmış. Sanki bir SSK, doğal olarak da SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz kurumun elbette. Başında genel müdürsünüz efendim. Elbette şikayetçi olacağız çünkü yatırım politikalarını yönlendirenler bürokratlar değil. Zamanında yapılmış bu hatalar ama bu hataları da kamuoyuna doğru ve açıklıkla söylemekte herhalde hepimizin görevi olsa gerek. Şimdi o görevlerden birini yerine getiriyorum evet, ve SSK hastanelerinde çok başka bir yerdeki bir SSK hastanesinde küçücük bir kızımızın başına gelenleri öğreneceğiz babasından. Biz 3 senedir koşa koşa tabii yorulduk, çok yorulduk. Neticede yorulduğumuzda kaldık.
Ortada bir şey yok. Gidiyoruz, geliyoruz. Ne oldu dosya efendim? Bize anlatın ne olduğunu. Mikrofonu kendinize tutun, anlatın. Evet. Biraz heyecanlısınız. Heyecanlıyız. Biliyorum niye olduğunu. İçeride çünkü de... bu konu açıldığı zaman boğazım düğümcükleniyor. Zaten içinde bir ateş var. Hırs var. Sinir var. Ben tutayım lütfen. Siz tamam. Rahat rahat konuşun. 3 yıldır hiçbir şeye gelemedik. Yalnız sigortaya, Lüleburgaz SSK Hastanesi'ne... Olayı bana anlatın. Olayı insanlara anlatın bir. Olay ne oldu? Soğuk algınlığıyla hastaneye gittik. Bazıları intihaplandı. Küçük kızımızın. Evet, adı ne? Ayşe'nin. Ayşe'nin 3 yaşlarındaydı. Lüleburgaz SSK Hastanesi'ne gittik. Tabii muayene etmeden bizi dışarı yönelirler. Yani tamam dediler, yazdılar bir şeyler. Neyse biz tabii iyileşmeyince... Bir iyileşir gibi oldu. Yine havalar tabii o zaman soğuktu. Özel sigortaya gittik. Biz özel doktora gittik. Taha Çelik Kanat diye bir doktora, çocuk doktoruna. Orada ilaç yazdı, muayene etti. Neyi var dedik? Soğuk algınlığı var dedi çocuk. Kullansın dedi bu ilaçları. Geçmezse, gerekirse hastaneye yatırdı. Çünkü bazıları tabii bir şey yiyemedi. Halsiz düştü. Tabii biz sonra biz iğne vurdurmak için şeye gittik. Sağlık ocağına gittik. Siz dedi sigortalısınız dedi. Sigortaya gidin. İğne odurmaya gittik. Tabii daha önce de gittiğimizde bizi tanıyorlar orada hemşireler acil serviste. Hangi SSK? Lüleburgaz SSK Hastanesi. Lüleburgaz SSK Hastanesi. Ondan sonra dediler doktordan izin alın. Penisilin iğnesi vermişti. Ben git çıktım doktora Hatice Hanım, Hatice Adiloğlu. Dedim Hatice Hanım dedim böyle böyle ben dedim iğne odurmaya geldim çocuğuma. Aşağıdaki şeyler, hemşireler sizden bir yazılı kağıt istiyorlar. Ya dedi o zaman ben dedim özel doktora tabii gittiğimi söyledim. Dedi getir de çocuğu dedim muayene edeyim dedim. 2 defa getirdim muayene etmedim. Şimdi mi medirginiz dedim. Şu iğneyi verdi bana vurulacak mı? Ya getir dedi. Ben de tabii saf kalplimle aldım çocuğu getirdim muayene etti. Dedi bir filmini çektir. Filmini çektirdik getirdik biz yine. Doktora baktı. Ya dedi buna dedi halsiz düşmüş dedi bir serum takalım. Aldılar serum odasına. Biz de girelim dedik hanımla beraber. Kalabalık düşüp 4-5 kişi var dedim girelim çocuk. Çünkü 3 yaşında ağlıyor. Yok dedi kanuna aykırı giremezsin. Çocuk ağladı, sızladı. 40-45 dakika kadar orada içeride durdu. Çıktığında serum da çıktı. Tabii gittik yattık. 2 gün sonra çocuk anne kolum acıyor diye. Anama söyledi. Saat sabah kaç 4-5 sıraları. Biz perşembe günü yattık. Cumartesi sabahı. Tabii anne kolum acıyor diye. Çocuk söylüyor annesine. Annesi ışığı yakıyor. Saat 4-5 sıralarında bakıyor. Serum sağ kolda, sağ kola bakıyor bir şey, sol kola bakıyor. Buz gibi olmuş, bembeyaz çocuğun kolu. Nasıl hissettiniz efendim o anda? Baktınız çocuğun kolu buz. Evet, tırnaklarımın ucunda morarma vardı. Hemen bir şeyler olduğunu hissettim ama bilmiyorum, kesin ne olduğunu bilmiyorum. Hemen hemşire odasına gittim. Hemşireyi kaldırdım. Zar zor odamıza geldi, baktı. Ben bir şey anlamadım bir yerde yaşır mısınız? Diyor. Doktorunuz gelince diyor dedi doktorunuza bir göstersiniz dedi bizi bu kadar sözle bırakıp tekrar hemşire odasına gitti. Nöbetçi doktorları var hastanede Lüleburgaz SSK hastanesinde yatıyoruz. Nöbetçi o nöbetçi hemşireydi. Nöbetçi doktor da olması gerekiyor hastanede. Hiç demedi ben bir doktor çağırayım da çocuğu görsün ne gerekiyorsa yapılsın. Bizi kendi beni çocuğuma kendi halime bıraktı odada. Ben kendimce çocuğun eli karıncalaşmıştır, uyuşmuştur diyerekten oluşturmaya başladım. Çocukta bir düzelme yok. Çocuğun kolu bembeyazdır. Sekten aşağısı bembeyaz olmuş. Tırnakları soğuk. Tırnakların ucu başlamış morarmaya ne yapayım falan derken babasını işten çağırtalım da bir şeyler yapalım. Çocuğun normal gitmeyen bir durumu var. Babasını çağırdırdım geldi. Hala ne bir doktor gelen var ne hemşire gelip de tekrar ne oluyor bu çocuğa diye hiçbir sorumluluk hisse gitti herhalde tekrar yatmaya. Sabah doğruydu çünkü. Babası geldiğinde o zaman nöbetçi doktor geliyor. Herhalde telefonla mı çağırdılar çocuk doktoru geliyor bakıyor. Allah Allah dedi ben böyle şey hiç görmedim dedi ne olabilir diye. İşte bize bir iki doktor baktı. Ondan sonra bir sevkiyatı hazırladılar. İstanbul'a ambulansla geldik. Buradaki sigortaya geldik. Buradan da şeye gönderdiler bizi. Tıp fakültesine. Nerede ameliyatı aldılar? Kolunu nerede aldılar? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ilk tahlilleri söylediler oldu. Söylediler mi size? Yani kolunu alacağız dediler mi? Başlangıçta çocuğun neden oluyor diye inceliyorlar, soru soruyorlar. Her tarafını çocuğunu inceliyorlar. En son ne için olmuş dediler?
En son hiçbir çocuğun 7 kez ameliyata aldılar hep çocuğun kolunu. 7 kez ameliyat evet, mı oldu çocuk? Evet, evet. 7 kez ameliyatta tahliller oluyor. Hastane içinde tahliller, hastane dışında tahliller oluyor. Ne diyor oluyor. Peki yani bu hiç, devamlı ameliyat oldukça çocuk ne diyor? Çocuk ne diyecek, ağlamaklı, daha konuşmasını öğrenemeyen çocuk, hemşireleri alıyorlar ameliyata sokmak için. Sen yaramaz annesin diye bas bas bağırıyor bana. Size... Niçin ameliyata gönderiyorum çocuğu diye. Eşim ilaç bulma çabasında. Ben çocuğum düzelecek mi düzelmeyecek mi diye. Size o durumdaki yani evet. Sen ne biçim annesin diye mi bağırıyorlar? Evet evet ameliyatlara girerken evet. Çocuk. Ha çocuk bağırıyor. Çocuğum diyor yani nasıl yani yakama sarılıyor. Onun için farkında yani acı çektiğinin farkında. Yani niçin veriyorum ben onlara? Yaramaz annesin sen. Şimdi bütün çocuk... bunları onun yanında konuşmamız evet, bilmiyorum. Evet istemiyorum yani. İstemiyorum ama bir şeyler yapmak zorundayız. Bizim bu başımıza geldi. Başka şeye geçtik farkındayım ama başımıza geldi. Hiç olmazsa şimdiden sonraki çabamız biraz bu hatayı yapan insanlar daha dikkatli davransınlar. Ben çünkü 3 seneden beri çocuğumla ailece perişan olduk. Biraz hiç konuşmama olsam... izin var mı acaba? Tabii bu. Merhaba. Nasılsın canım? İyi. Seni birazcık uykusuz bıraktık. Sen kaç yaşındasın söyle bakayım Savaş 6. amcaya. 6 oldun mu o kadar abla oldun mu sen? Kocaman olmuşsun canım. Gözlerin de çok güzel, yüzün de çok güzel. Oynuyor musun arkadaşlarınla? Oynuyorum. En çok hangi oyunu seviyorsun? İpek. En sevdiğin arkadaşını söyle bana. Ona buradan el sallayalım birlikte. Kimi seviyor şarkıcılardan? Vallahi şey, çocuk oyunlarından seviyor. Çocuk oyunlarını seviyor. Evet. Ana sınıfta öğrendi. Demin Ahmet Kaya'nın kuşunu gördün mü? Söylüyordu. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Biliyor musun onu? Hadi birazcık bize okur musun? Azıcık okur musun? Birazcık kenarında. Okur musun? Hadi oku bakalım. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Dik 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 atmıştı. Etsini fırpır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Fırpır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Ben sana kurban olayım Emi. Çok tatlı, çok tatlı. Allah başka açısı göstermesin. Ne diyelim yani evet. Onun yanında evet. Daha fazla bu konuyu evet. Konuşmaktan evet. Ya, evet. Kaçınıyorum. Çünkü her şeyi anlıyor çocuk. Kısaca duygularınızı alayım, buyurun. 3 yıldır dedim ne yaptık? Biz çile çektik. Bizim çocuğuma serum takan hemşire baş hemşire oldu. Bir şeye rütbe yükseldi. Biz hala koşturuyoruz. Çocuğum bana hesap soruyor. Baba diyor benim kolum hala çocuğun kolun parmaklarına çıkacağını devamlı çocuk bilincinde. Bu soruyu sorduğu zaman çocuk biz aha bir şeyler söylüyoruz yani. Yani açıklamıyoruz. Anladım. Efendim sıkıntıları gördük. Daha da görmeye devam edeceğiz. Tabii burada ameliyat masasına yatıracak olduğumuz bazı sorunlar var. Evet. Ama diğer hastanelere gittik mi? Diğer hastanelerde neler gördük? Cumhur abiden rica ediyorum. Devam etsin veterinerler. Efendim biliyorsunuz bu galoş meselesi... Ayağa giyilen galoş meselesi iyice ayağa düştü. Güya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar kullanılmaları pek bir mümkün görülüyor. Merhabalar. Onlara parayla mı sattılar size? Herhalde parayla aldım. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum. Benim şey aldım. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? O mümkündür. Kullanılmaz. Efendim abla? Ben götüreceğim bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada torbaların içinde hep bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira. Evet. Anladım. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Nasıl ne oluyor? Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Peki dışarı atılıyor. Daha sonradan onları satma ihtimali olmaz mı? Hayır, hayır. Olmaz. Nasıl olmaz ya? Orada olmaz. Duruyor, yerde duruyor. Biz onları süpürüp çöpe atıyoruz. Efendim? Biz süpürüp çöpe atıyoruz.
Kötü niyetli kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır, geçmez. Öyle mi? Evet. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde burayı İsviçre zannediyor. Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. İşçilerimizin maaşlarından kesilen sigorta paraları bu hastanelerde hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya diyorum çünkü görüyorsunuz son derece hijyen olması gereken bölümler burası. Siz mesela ne hastasınız efendim? Kalın bağırsaktan ameliyat oldum. Ameliyat oldunuz. Gördüğünüz gibi son derece hijyen olması gereken bir ortam olması beklenirken şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Kullanılmış serum şişeleri buralara atıyor, galoş parçaları. Kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya galoş almaları isteniyor ki burası temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Evet, tabii ampul yok. Hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık pas tutmuş. Serumların konduğu kaydeler. Merhaba. Ya ben vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Çok zor oluyor herhalde, değil mi? Çekim yapma şeyiniz var mı? Neymiş? Çekim yapma için izniniz var mı? Hayır, yok. O zaman nasıl yapıyorsunuz? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü çirkinlik yapılıyor. Şey. Vatandaştan para kesiliyor. Ne tür yapmak istersiniz? Ben konuşmak istemiyorum. O zaman konuşmayın hanımefendi, siz benimle konuşmaya geldiniz. Nasıl oldu tek yatağı aldılar? İşte bilmiyorum nasıl. Çarp olabilir, torpilli de olabilir. Torpilli de olabilir. Torpilsiz insanlar yatamaz tek odada yavrucuğum. Her şey düşünülmüş tabii ki. Namaz secadesi de var, tesbihler de var. Allah kabul etsin. Fakat bunu Allah da kabul etmez, kul da kabul etmez. Burada tabii benim tam bilmediğim bir alet duruyor ama herhalde oldukça pahalıdır ve oldukça da önemli fonksiyonu vardır. Fakat buraya atmışlar, böyle duruyor bu. Şimdi Allah etmesin, hastanede diyelim ki kötü bir şey oldu, yangın çıktı. Bakın yangın çıkışının neresi olduğunu uyarı levhasıyla gösteriyorlar. Tam karşısı, tam karşıya geliyorsunuz, yangından çıkacaksınız, çıkamıyorsunuz. Burada kalıyorsunuz, ya dumandan zehirleniyorsunuz ya yanarak kül oluyorsunuz. Allah korusun. Açılmıyor. Açılsa ne olacak? Hadi ittiniz, açtınız. Hemen arkada sedyeler var. Hasta sandalyeleri var. Buralarda da böyle bir durum söz konusu. Tuvalete gitmeye tiksiniyoruz. Tuvaletler çok berbat. Tuvaletlere bir kere buradaki rezaletleri, şu odaları baştan başa bir gezin. Tuvaletler yani, böyle kanlar, tuvaletler. Ben bugün erkek tuvaletine girdim. Ben pislik çekemem efendim, şimdi yemekteyiz, bize bu sidi boku bilmem neyi göstermeyin diyenler varsa ben şimdiden rica ediyorum, onlar bakmasınlar, güllük gülistanlık Türkiye'ye baksınlar. Çünkü ne kadar pislik varsa göstereceğim, çünkü vatandaş diyor ki kameraları oraya tutun. Göstereceğim ama daha önce bir de kendisi pislik olmasa da ortalıkta pislikler dönüyor ya, yani o baba orada feryat ediyor ya, anne feryat ediyor ya, diyor ki aslında küçük kızı ben içimden, yani içim el vermiyor. Bir röportaj izlemiştim ATV Haber'de. O küçük kız diyordu ki kolum yerine yenisi çıkacak. Aynı süt dişi gibi. Gidecek de yerine gelecek gibi. 10 sene sonra o çocuğa biz toplum olarak ne söyleyeceğiz çok merak ediyorum da işi anladıktan sonra. Bu arada duyarsız Ahmet Kaya, SSK hastanelerinden içeri bile girmeyen, gökten zembille bu memlekete inen medyatik Ahmet Kaya, bakalım ne diyecek? Vallahi ben bu konuda ne söyleyeyim şimdi, biraz önce bu küçük kızı gördükten sonra gerçekten insanın içi parçalanıyor tabii ki. Yani insanın yüreği açıyor, olacak şey değil. Bunu söylerken de tabii orada çalışan, hastanede çalışan bütün personeli karşıya böyle bir hedef tahtası gibi alıp niye alacaksın personel? Bildirmek bak, gibi bak, de değil ama şimdi biraz sonra göstereceğim. Genel müdür de bunu çok iyi bilir. Sayın Bakan da çok iyi bilir. Anladım. Bir şimdi doktor, bir doktor en az 150-200 tane hastaya bakmak zorunda. Oradaki personel 10 kişinin işini bir kişi yapıyor. Biraz sonra o personelin de, şikayet edilen personelin de başına neler geliyor, ne sıkıntılar var, onları da göstereceğiz. Öyle tek taraflı iş yapmıyoruz. Pardon, Tevfik abi hatta.
Tevfik Yener, Takvim Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazetecilikteki ustalarımızdan. Onun da gözleri çok şeyler gördü ama yarınki gazeteye sürmanşet çektiklerine göre Zeynep'in sonu SSK iğnesinden, belki diyecekleri vardır. Alo. Alo, iyi akşamlar. Sabah. Merhaba Tevfik abi, biliyorsunuz yani siz program yapıyorsunuz, ben program yapıyorum. Bu arada görüşemedik ama aklın yolu bir, sıkıntıların derdin yolu da bir. Öyle. Türkiye'de. Bizim ana konumuz sizin yarınki manşetiniz, sür manşetiniz. Evet, evet. Bu, çok acı bir durum. Evet, Zeynep var. Bir kurban daha. 5 yaşındaki Zeynep, işte bacağında bir şikayeti var, belinde kayma var, röntgen çekilecek. Röntgen için bir ilaçlı enjeksiyon yapılıyor. Küçük Zeynep şişiyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Tabii biz daha önce bu oradaki konukların da birçok haberlerini takip ettik. Mesela oradaki Ferhat Koç var, kolunu kaybeden arkadaş. Şimdi Savaş'cığım, o konuştuğun bizi de, biz de çok dertlendik. Ayşen Başaran var, küçük. O 3 yaşındayken kolunu kaybetti. Evet. Sonra birkaç gün önce gene biz onun haberini yaptık. 10 yaşında Gülçin Özdemir. O da apandisit ameliyatı olurken mikrop kapıyor, bağırsakları çürüyor ve şimdi babası bir çare arıyor, yardım bekliyor. Benim kızıma ancak çok büyük para var, kurtarır diye. Tabii bunlar çok son derece üzücü şeyler. Demin de oradaki sizin çekimler yaptığınız sırada bir yaşlı hasta Ok Meydanı SSK'da, işte milletvekilleri de 1,5 milyarlık koltuk değil, öfkeyle 5 milyarlık koltukta otursunlar dedi. Tabii herhalde aslında bu konuda mecliste koltukları kaldırmak lazım. Ayakta durup bu işlere koştursunlar daha iyi. Tevfik abi, milyarlık koltuklarda otursunlar. Kimsenin koltuğunda hadi gözümüz yok da insanlar da helaya gittikleri zaman doğru dürüst klozetlere otursunlar. Mutlaka. Çok mutlaka. Rica ediyorum hattımızda kalın. Kalıyorum. Çünkü biraz moktan meseleler göstereceğim. Evet, tabii bekliyorum. Hadi bakalım Cumhur abi. Evet, kolay gelsin. Çok edilen tuvaletlere giriyoruz, bakalım nasıl diye. Oho. SSK Hastanesi'nin tuvaletleri efendim. Hastalar burada ihtiyaçlarını gideriyor. Kalıcı ne için vermişlerdi? Temizlik için. Temizliği mi kaldı hocam? Temizliği kalmadı, çıkaracağız çünkü buraya mecbur girmek zorundayız. Öyle. Tekrardan çıkaracağız bunları. Bakın, çöp kutularını gösteriyorum size. Görüyorsunuz, nasıl çöp kutuları. 3 aydır bu hastaneye gelip gidiyoruz Savaş Bey. 3 aydır gelip gidiyoruz. Aynı, düzen aynı. Evet. Başhekimin dolaştığı yok mudur bilmiyorum. Sorumlusu kim buranın? Nedir? Şurada bir şey var, garip bir şekilde buraya koymuşlar, anlayamadım. Fırına atılacak çöpler, plastik enjektör, serum setleri, karton kutular, ameliyat petleri. Bu uyarı levhası diyeceğim şey, herhalde kalorifer borularına yaslanmış bu vaziyette. Bu arada kalorifer borularını görüyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını çok anlayabilmiş değilim. Muhtemelen bir özürlü arabasının ayak basma pedal yeri. Samatya SSK Hastanesi'nde görüyorsunuz kuburları açmak için bu ilkel araç, gereç kullanılıyor. Çok özür dilerim, bir ellerimi mutlaka yıkamam lazım. Şimdi sizi bayanlar tuvaletine doğru götürüyorum. Bakın, kanlı, pis, mikroplu, bakteri üreten çarşaflar oralarda. Ne yazık ki aynı pislikler buralarda da var. Vatandaşa verilen sağlık hizmeti işte bunlar, ördekler görüyorsunuz.
Onlar da son derece pislik içinde. Durum gerçekten fena. Evet Tevfik abi, gördünüz. Aslında milyonlarca kişi gördü. Evet. Bu bekçi İrfan Urul'un küçücük kızına Allah'tan rahmet diliyoruz ama bir taraftan da bunların düzelmesini diliyoruz. Ben bizim Süleyman raporuna eklesin diye gece nöbeti sırasında şimdi bu bekçi arkadaşla temas etmiş. Onu ikna edip buraya getirmeye çalışıyor. Ben rica ediyorum. O bekçi kardeşimizden, İrfan kardeşimizden ne olur hemen program bitmeden atla buraya gel. En kötü ihtimal telefonla katıl. 282-75-75 655 çift 0 çift 0. Fakslar gelmeye devam ediyor. Ne diyorsun Tevfik abicim? Ne olacak bunlar? Şimdi bir kere böyle bir program için kutlarım Savaşçım her şeyden önce. Bu çok gerekli. Milyonlarca insanın sıkıntısı, sağlık sorunu bu. Belki değil mi? Çok 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 önemli. Türkiye'nin belki de en önemli sorunu. Hayat memat meselesi bu çünkü. Evet. Şimdi yıllardır görüyoruz. Şimdi ben iki taraflı bakıyorum. Bir, ben ne zaman sigorta hastanesine birisini götürmüşsem, kendim gitmişsem mutlaka kavga etmişimdir. Ve sonuç alamadan dönmüşümdür. Yani eşimi götürdüm kucağında 25 sene önce doğum sancılarıyla, doğum öncesiydi. Bizi almadılar, sigorta kartını getir dediler vesaire. İşte kar, buz, onu Amerikan hastanesine götürdüm Bakırköy'den kaldırıp. Büyük tehlikeler atlattık. Ahmet Vardar'ı götürdüm kucağımda, ayak parmağı kırılmıştı. Ahmet Vardar'ı mı götürdünüz? Evet. Ahmet Vardar da SSK hastanesinden gidip yüz geri ediliyorsa artık. Evet, Ahmet Vardar'ı 1972 senesinde götürdüm. Ayak parmağı kırılmıştı. O anda bizi ayakta sıraya girindirdiler. Rica ettim, dedim ki bir köşeye oturtturayım. Parmağı kırıldı adamın. Maalesef orada da. Şimdi tabii bir sürü şeyler oluyor. Tabii bu arada da... Genel müdüre sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. Ben sayın genel müdürün bazı şikayetlerini de haklı buluyorum. Ayrıca onu söyleyeyim. Evet. Yani ülkede şimdi saat 4.30'da 5'te sabahleyin çoğunlukla emekliler gelip sıraya diziliyorlarsa burada çok büyük bir problem ve hata var demektir. Demek ki bu yatırımlar yanlış yapılmış ve hatta gerektiği kadar yatırım yapılamamış bu konuya. Yani şimdi mesela demin çok güzel gösterdiğiniz gibi kirli çarşaflar, kanlı vesaire. Demek ki bunları yıkamak için fabrika büyüklüğünde çamaşırhaneler, sterilize edecek yerler gerekiyor. Abi şimdi, sana affedersin yani lafını kesiyorum diye bana kızma ha. Şimdi bu adam oldu da büyüdü de Savaş lafımızı kesiyor falan değil mi ama? Ben aksine paylaşmak istiyorum. Yani evet. Yazılı basında senin gibi yıllarını vermiş bir abimizin gazetesine bu kadar önemli bir olayı taşıması tam da birebir örtüştü evet. Yani evet. Gündemde. Evet. Şimdi bizde daha yapılmış çok iş var. Evet. Oraları da bir göstermek istiyorum ama evet. Hep de böyle insanların ne bileyim canını sıkmayalım. Tabii bu arada trajikomik şeyler de oluyor. Ve A takımı işin o taraflarını da görüyor. Hazır Ahmet Kaya da buradayken şimdi ona sürprizli bir durum var. Hadi bakalım. Evet. Ahmet Kaya'ya da çok selam. Sağ ol abi. Nasılsın Ahmet abi? Geçmiş olsun. İyi ben. Sağ ol. Allah razı olsun. Düştük beni, beni izliyor musun? Devamı seyrediyor musun? Her akşam. Her akşam. Kaçırmam da gel. Her akşam çıkıyorum. Vallahi kaçırmam. Ne yapalım? Kaçar mı hiç? Ben çıktım mı ne diyorsun? Gene geldi benim cüzdanım. Ha şimdi kim çıktı diyorsun? Ahmet abi çıktı. A takım çıktı. Yaşa. A takım çıktı böyle. Adım ne benim? Ahmet. Soyadım ne? Soyadını bilmiyorum şimdi Allah aşkına. Yapma ya. Vallahi. Yapma ya. Heh. Soyadın ne? A takım. Vardar olabilir mi Ahmet? Vardar olabilir. Ahmet Vardaroğlu. Başka Ahmet Kaya olabilir mi? Ahmet Kaya olabilir. Efendim? Ne isterdin o olur. Başka? Ne isterdin o olursa isim. Ahmet Demir olabilir mi? Olabilir. Kod adım Yeşil, ha. Allah korusun. Dağlara taşlara. Nasılsın Ahmet abi? Benim ha. Adım Ahmet değil. Ya ama öyle de yazdınız televizyonda. Ne Ahmet diyorum? Abi, Ahmet abi bağırıyor millet. Yapma ya. Ha. Allah Allah. Ya bana Ahmet abi diye mi bağırıyorlar Allah aşkına? Bak ne benim adım? Savaş Şahin ama... Bunu Savaş ne dedin Şahin abi? Savaş Şahin deyi bilmiyorlar. Savaş Şahin. Ha, bilmiyorlar. O kim ya? A takımı deyi biliyorlar seni. Ya ben Şahin yani olabilirim ama Doğan görünümündeyim. Geçmiş olsun. İyi. Ne oldu, tavuklar mı gagaladı? Sensin tavuk. Ben sana tavuk demedim ki ya. Söyle bakalım ne oldu sana? Ne? Ameliyat oldun mu? Oldum. Geçiyor herhalde he? Hı? Neyin vardı? Hiç boyum kısa. Evet. Ben diğerlerini bilmiyorum. Uzanamıyordun değil mi? Bisküvitlere, reçel kavanozuna. He?
Onlar beni yemiyor. Yemiyorsun. Şimdi uzattılar mı boyunu? Ne? Boyunu mu uzattılar? Demir takacaklar. Demir boyunu takacaklar. Kaç boyun gündür böyle yatıyorsun? Ben bilmiyorum. Şimdi... 4 gündür. Ha, sıkılıyorsundur belki de sen ne? Şimdi. Sıkılıyorsundur. Ha, koşup oynayamıyorsun. Azgınlık yapamıyorsun. Bir ayda evde kalacağım. Sonra çıkaracaklar. Sonra yine koşturacaksın ondan sonra değil mi? Ha? Ben bilmem. Bakın burada sigara içmek yasaktır yazıyor. Bakın burada abim sigara içiyor. Vallahi ben yalnız değilim yani. Ortam öyle gördüğünüz gibi. Tabii çok kalabalığız biliyorum. Çok kalabalık. Aslında bunu daha önce düşünüp hani bir kül tabakları yani ona benzer bir şeyler yapsalar. Burada bunlar ne abi bak hiç uğraşıyoruz biz. Yazık değil mi buradaki vatandaş? Orada 10 milyon ceza. Burada bu nedir? Bak 30 sene burada fare olarak çalışıyorum. 30 sene. 30 senedir fare olarak ne yapıyorsun? Yeşilay'ı tanıtıyorum. Sigaranın ne kadar kötü olduğunu. Çok güzel tanıtmışım bak, maşallah. Bak bütün vatandaşlara söylüyorum fakat sakalım kısa diye dinlemiyor. Dinleme. Belki seni dinlerler. Şimdi iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Yani vatandaş olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz ha SSK hastanelerini bu hale getirmek için. Yani temizlik olayından tutun. Şimdi tuvaletler kötü. Kötü tamam. İyi de o tuvaletlere yani bir ordu olsa, temizlik ordusu olsa o tuvaletleri temizlemez. Çünkü ya bizim millet nedense mesela askere gider, topçu sınıfına yazılır. Buradan toplam bir sallar ufacık bir şeyi, hedefi güm diye vurur abi. Gözünden vurur yani. Fakat aynı şeyi tuvalete girdiğinde yapamıyor. Yani hedef şaşırması oluyor. Böyle bir problem var. Yani buna şimdi ne yapsınlar? Bu muhabbetin nasıl bir muhabbet olduğunu ben de biliyorum da. Tevfik abi. Tevfik abi. Efendim. Biraz mevzuyu dağıtacağım da. Evet. Yine sizin iştigal alanlarınızdan sayılır. Evet. Hep sanatçılarla iç içe oldunuz. Programınız da öyle zaten. Çok eski nostaljik gazino günlerini evet bize yansıtıyorsunuz. Benim durumum ne olacak? Ben Ahmet Kaya'ya benziyor muyum? Yani herkes Ahmet abi, Ahmet abi filan. Yok o herhalde A takımından oluyor. A harfini gören. Öyle mi? Ama herhalde kimse bana Abuzer abi demiyor ki. Bir daha ay var. Şimdi bir tane ufak bir sürpriz var. Evet. Ne olur onu bir seyredelim hep beraber. Hem şu şey ağır hava bir dağılsın sonra yine üzerine konuşalım. Cumhur abi, Ahmet abi. A takımından Ahmet abi. Ahmet abi bir saniye. Kestim. Ahmet abi. Be. Ahmet abi bir saniye. Ya. Oğlum Ahmet abi olmaz Ahmet abi. Yapma Ahmet abi. Ne demek Ahmet abi? Ahmet abi. Olur mu bu kadar olmaz Ahmet abi. Başımız berada Ahmet abi. İşte vatandaşın derdini dinlemek köşemizde bugün de bu vatandaşımızı dinledik. Ya 13 senedir. Yetkililere sesleniyorum. 13 senedir dinmeyen bu sıkıntısını dindirin bu yurttaşımızın. İsim neydi? Fuat Askırış. Fuat Askırış ama biz ona İsmail diyeceğiz. Niye? Neden İsmail? Niye sen bana Ahmet diyorsun 2 saat? Ben ne bileyim Ahmet abi diyorum. A takımından Ahmet abimiz. Televizyon seyrettiğim kadarıyla o kadar öyle uçuyorlar sen Ahmet abi. Benim adım Savaş Ay. Ha pozulun. Allah'ını seversen. Kusura bakma Savaş Ay. Ne diyorsunuz Tevfik abi? Hayırlı olsun. Abi sizin bir programa birlikte gelsek diyoruz. Evet. Peki Tevfik abi çok teşekkürler. Rica ederim. Bizimle ben birlikte oldunuz. Ederim. Sayın Bakanımız dilerim. Az sonra... Çok güzel bir program bu. İnşallah bu senin bir yayınından sonra çok dikkatle ele alınır bu SSK konusu. Abi açık söyleyeyim hiç sanmıyorum ama ne yapalım? İnşallah biz görevimizi yapalım. Vatandaş da biraz gayret göstersin. Görevimizi yapalım da 7 düvelde konuşulsun. Tabii Hatay dahil. Biraz tepkisini göstersin herkes de. Peki abi sağ olun. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başarılar. Şimdi hastanelerin içi bizi yakar, dışı da bizi yakar. Dışı nasıl bizi yakar? Şimdi dış tehlikelere de açık biliyorsunuz özellikle SSK hastaneleri. Diyeceksiniz ki hangi tehlikelere? Vallahi akla gelen her türlü tehlikelere. Neyse lafla peynir gemisi yürümez. A takımının o mikrofon yerine kullandığı gürz, medyatik gürzü bakın SSK hastanesi Eyüp'ün hangi bahçesine indi? Hadi. Efendim şey artık canlı yayından çıktık çıkar çıkmaz da sosyal sigortalı hastaneleriyle ilgili bölümümüzü tamamlamak için bu kez de Eyüp'teki SSK hastanesine geldik. Şimdi ben hastanenin içine girmeden önce bu yan tarafı hep merak etmişimdir.
bu yan tarafa bir uğramak istiyorum. Yan taraf nedir diyeceksiniz. Onu ben de merak ediyorum tabii. Şöyle bir bakarak geleceğiz. Buralarda böyle bir takım pislik mi desem, çöplük mü desem bir şeyler var. Galoşlar burada da yerini almış durumda, tarihi yerini almış durumda. Enteresan. Bir simitçi dostumuz simit arabasını sağlam kazığa bağlıyor. Tıpkı mahalle çöpçülerinin yaptığı gibi. Bakın hastanenin hemen arka tarafında bahçede pislik ve rezillik haçadan akıyor. Estağfurullah. Yani bunu ben yapmadım. Bu burada kara mizah ne gibi duruyor. Kulak, burun, boğaz ve göz servisi. İşte görüyoruz. Bakın şunlar muhtemelen demirbaş numaraları. 44.330 sayılı koltuk. Sonra üzerine 5.166 diye mavi bir boyayla tekrar numara yapılmış. Çöp kutusu bile bürokrasi gereği demirbaşa kayıtlı. 5.115. Ama bürokrasiyi çöpe atacağımıza bunları çöpe atıyoruz. Çöp tenekelerini çöpe atıyoruz. Enteresan. Yukarı çıksak baksak çöp tenekesi muhtemelen bulamayacağız. Bir top, bir süpürge, ya yeni de bir artık ne amaçla kesilmiş herhalde bunun altı bardak olarak kullanıldı. Yani Picasso'nun bile bir araya getiremeyeceği, Salvador Dali'nin bile bir araya getiremeyeceği, bizden kimi dersiniz, Deli Salih ile Bedri Baykam bu kadar sürrealist olamazlar. Allah Allah. Allah Allah. Bir başka enteresanlık da buradan geliyor ve bakın bir kıyma makinesi. Efendim, içindeki yine aleti süzüğüsü. Hastanede güvenlik, kusura kalmayın ama sıfır. Hastanenin bir de minnoş kedisi var. O korktu, gelişi bizden hastanede haberdar olan bir tek minnoş kedi var. Cam atıkları diye kilitli bir demir kafes yapılmış. İçinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki dışında ne var? Cam olmayan atıklardan dolu pislikler var. Diyeceksiniz ki Savaş kardeş elinle yapma çünkü sen de mikrop kapacaksın. Çok haklısınız. Olsun. Yeter ki bunlar ortaya çıksın. Bakın Allah aşkına ya. Ya hakikaten büyük kepazelik, büyük rezalet. Kimse yok mu? Vallahi kimse yok. Şu anda bize siz kimsiniz, niye geldiniz, ne yaptınız diyen yok. Kötü niyetli şahıslar. Allah korusun. Gelseler, buraya girseler. Sağlık cihazları var, işte tüpler var, oksijen tüpleri var. Demeyin hırsıza yol mu gösteriyorsun kardeşim? Hayır, sadece uyarıcı görevimizi yapıyoruz. Diyeceksiniz ki hırsız benim gibi kiloluysa oraya çıkamazsa. Hayır, sanki onun da önlemi daha önceden alınmış. Yani hırsıza ya da kötü niyetli kişilere ne lazımsa yapılmış. Burada bu merdiven var. Ya girdim, Allah Allah, işte çıkıyorum. Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde olup biliyorsunuz neredeyse aylarca gündemi kilitleyen olayı hatırlıyorsunuz. Biri gelmişti ve kadınlar koğuşuna girmişti. Hastane o servisten camdan içeriye giriyor. Açık cam var ve hastalara uyarıyorlar. Yani hırsızlık olayı oluyor diyorlar. Kapatıyor hastalar. Sizin... Doktorların, hemşirelerin bulunduğu bölüm camı açık. Bizi uyarıyorlar, onların camı açık. Oradan giriyor. Tecavüzün yanı sıra ölümle tehdit ediliyorsunuz. Ölümle burun buruna kalıyorsunuz ve ardından niye konuştun? Neden böyle bir şeye kalkıştın? Yani bir düşünsenize, yani o olayı yaşayan bilir zaten. Yani anlattığınız zaman sadece dinliyorsunuz, o olayı yaşamıyorsunuz. Bazı insanlar çıktı, işte bana da oldu. Bana da böyle aynı hastanede, bana da oldu, şöyle oldu bana da. Hem de bir değil birkaç tane. Eğer onlar çıksaydı belki benim başıma gelmeyecekti. Ve kadınlar konuşsalar inanın belki azalabilir yani. Şimdi birinin çıkıp gerçekten bu durumu anlatması lazım. Yani
Biliyorsunuz Ok Meydanı SSK'da biraz önceki o hanımefendinin, Nergiye'nin hastanenin içinde yattığı yerde tecavüze uğradı. Daha bunun ötesi var mı? E şimdi hastanede zaten bir tane güvenlik var. O da uyuyor. Efendime söyleyeyim adamın da tıkabahati yok tabii. Yani bu işsizlikte adama sen bu işi yapacaksın demişler. 7 senedir de maaş veriyorlar. Adam da onu yapıyor tek başına. Koca hastanenin güvenliğinden güya sorumlu. Şimdi hani ona da bir şey diyemeyiz ki. Bu sistemi nasıl sorgulayacağız? Bu sistemi sorgulamanın bir yolu var. Yani genel müdüre şikayet edelim dedik. Genel müdür bizden daha şikayetçi. Biraz da müstesni herhalde acı acı gülüyordunuz. Yoksa durumdan hoşnut evet, olduğunuzdan evet. Gülüyor diyorsunuz. Değil mi efendim? Evet. Şimdi Sayın Bakanımız hatta efendime söyleyeyim. Sevgili Bakanımıza soracağız. Sevgili Namık Çağ'a soracağız. Sayın Bakan merhabalar. İyi geceler Sayın Savaş Bey. Sayın Bakan diyorum ama SSK hastanelerine de nasıl baktığınızı merak ediyorum açıkçası. Sayın Savaş Bey programınızda SSK hastaneleri ile ilgili sorunları bütün çıplaklığıyla, çarpıcılığıyla ortaya koydunuz. Bu sorunların kaynağına inilerek... Genellikle öyle yaparız Sayın Bakan. Evet. Biz de bu sorunların kaynağına inerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mesela kaynak nedir efendim? Çalışmalarımızı bu konuda tamamladık. Söyleyin bize, müjde olsun. Uygulama aşamasındayız. Önde gelen çözümümüz SSK'yı bir bütün olarak özelliğe kavuşturmak için bir çalışma yaptık. Bu çalışma somut bir taslağa dönüştü. Bunun dışında ayrıca hastaneler ki özellik çerçevesinde ayrı bir sağlık genel müdürlüğü olarak düşünüyoruz. Hastaneleri de ayrıca özelleştirmek için bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Türkiye'de SSK'ya bağlı 27 bin yatak kapasiteli 117 hastane vardır. 147 dispanser, 231 sağlık istasyonu, 9 ağız ve diş sağlığı merkezi. Bunlar tamamen merkeze bağlı olarak yönetilmeye çalışılıyor. Sayın Bakan sizden bir şey rica etsem, çok rica etsem hem de. Şimdi A takımının bir özelliği var. Biz kolay kolay politikacı, kolay kolay devlet adamı, yüksek bürokrat falan çağırmıyoruz programımıza. Genellikle halkımızla böyle sıradan insanla, sokaktan geçen gündelik rutin dertlerle böyle çok büyük problemleri olmayan, çok büyük olmayan altını çizerek söylüyorum insanlarla uğraşıyoruz. Şimdi sağ olun lütfettiniz geldiniz ama bizi çok rica ediyorum ki sırf bu programlık olsun rakamlara boğmayın. İşte kaç tane hastane var, kaç tane yatak var. Yani var da ne oluyor Sayın Bakan? Tuvaletlerin durumu ortada. Yatakların durumu ortada. Orada çalışan personelin durumu ortada. Bir şey göstermek istiyorum. Bu genç kızı tanır mısınız? Adı Şule Maskan. Tanıyor musunuz? Bir şey ifade ediyor musunuz için Sayın Bakan? Alo. Evet. Bu genç kızımızı tanıyor musunuz? Şule Maskan adını duydunuz mu? Bu fotoğraf size bir şey ifade ediyor mu Sayın Bakanım? Siz söyleyin lütfen. Bunu sizin hemen söylemenizi çok isterdim bir Türk vatandaşı olarak. Çok üzülerek söylüyorum. Sanırım şu anda hem ailesi hem arkadaşları da son derece üzülüyor. Çünkü daha 2 gün önce kaybettiğimiz 20 yaşında bir genç kızımız bu. Cumhur abi bu veteriyi hazırlayın lütfen. Sayın Bakan'a ben anlatmaya dilim varmıyor. Bu genç kızımızın başına ne gelmiş? Kendisini... Bir taraftan rahmetle anıyorum, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Bir taraftan da kendisi gibi çok zor koşullarda çalışan Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri personeline Tanrı'dan arkadaşları adına rahmet dilerken kendilerine başsağlığı diliyorum. Dilim damağıma yapışıyor. Sayın Bakan lütfedin, biraz daha hatta bekleyin. Muhtemelen veteri hazırdır. Bir görelim bakalım kimmiş bu tanıyamadığınız, benden öğreneceğiniz genç kızımız. Neşeliydi. Hep gülerdi. Hayattan beklediği çok şey vardı.
Şule arkadaşımız gece hemşire olarak burada çalışırken gündüz de daha iyi hizmet verebilmek için eğitimine devam ediyordu. Bunu söylemesi çok kolay geliyor belki. Ama haftanın 5 gecesi acilde nöbet tutup gündüz de sağlık hizmetinden kopmadan gene yüksek hemşirelik eğitimi alıyordu. Biz bugün bu acıyla arkadaşımızı tekrar anıyoruz. Bunu unutmak mümkün değil. Fakat şunu istemek de hakkımız. Her gün bize müjdeler verenler, cekcak içinde söylevler atanlar, ancak bu hastanenin kadrolarını yeterli hale getirdiklerinde acımızın birazcık hafifleyeceğini, başka şuleler olmayacağını duysunlar. Tekrar arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. Hepinizin başı sağ olsun. Mükemmel bir insan, mükemmel. Sadece hastanenin çalıştırma koşullarından bu halde. 24 saat çalıştırıp tabii ki okula giderse bu halde olacak. Başka hiçbir şey değil. Bu yüzden mi cinayetleniyor? Evet, ben bu yüzden. Sadece Türkiye'nin bu hastanesinde ülkeye çocuğa hemşireler her gün çalıştırılıyor. Eleman yetersizliğinden. Sonra da okula gidiyor. Haksızlık işte bunun burasında. Gerçekten çalışkan bir arkadaşımızdı. Bu kadar yoğun çalışma koşullarında böyle olması çok normal. 12 saat gece çalışıp ertesi gün okula gidip bu şekilde çalışan arkadaşlarımız var bir sürü. Bizler de öyleyiz. Bir sürü nöbet tutuyoruz burada. Servis açılıyor. Elemansızlıktan 3 ay sonra o servis kapatılıyor. Yani hastalar ilgisizlikten şikayet ediyor. Bir hemşireye 10 hasta düşerse nasıl ilgilenebilirsiniz ki? Şule'yi biraz bize anlatır mısınız? Nasıl bir insandı? Sizin kızınız. Pazar günü nöbeti var Şule'nin. Gene arada bir gün var. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. 4 gün üst üste tekrar aynı şekilde nöbet. Gene arada 2 gün... Gördüğümüz kadarıyla listede sadece Şule'nin ismi geçiyor. SSK kurumu ve bu içinde bulunduğumuz kim sorumluysa yetkili makamlar trafik kazasında ölen 5 yıldır hastanemizde çalışan arkadaşımızın cenazesini memleketine götürmek için bir ambulans dahi tahsis edemiyor. Ölüsüne sahip çıkmayan bir zihniyet, insanlar yaşarken sahip çıkar mı sormak istiyorum. Sayın Bakanım, 2 gün önce oldu maalesef bu acı olay. Bu genç kızımız önce okuluna gitti. Okuldan çıktı, akşam hastaneye geldi. Oradaki görevini devraldı. Ne yazık ki bir saatle kaçırdık biz onu. Yani bir saat önce biz hastanedeydik. İzmir Tepecik SSK'da röportajlar yaptık. Az sonra yayınlayacağız onları. Bizden bir saat sonra maalesef geldi. Ve ertesi sabah saat 9'a kadar, 4'ten 5'ten 9'a kadar çalıştı. Belki ona da çok kızdılar. Bize niye bakmıyorsunuz dediler yurttaşlarımız. Belki ona da sitem ettiler. Hatta belki taciz ettiler, tahrik ettiler. Nasıl ki biz şimdi rahat rahat söylüyoruz, dilin kemiği yok. Nasıl ki şikayet ediyoruz. Belki orada olsak o kendisinden şikayet edecektik. Ama şimdi hakikaten utanıyorum ben kendi payıma. Sanırım utanması gereken çok insan da vardır. Tabii sizin düşüncelerinizi öğrenmek de en tabii hakkımızdır. Efendim Şule Maskan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Personel sıkıntımız çok büyük ölçülere varmış durumda. Fakat böyle giderse konuda, personel daha da azalacak ve acı bir şekilde azalıyor efendim. Efendim bu konuda duyarsız kaldığımızı kimse söyleyemez çünkü. Ama haberiniz bile olmamış Sayın Bakan. Yani bu sizin personeliniz ve yani rutin bir şey mi? Yani vukuatı adiyeden mi? Hayır öyle bir şey söylemedim ben. Ana sorunu söylüyorum. Personel sıkıntımız SSK'da had safhadadır. Ve 2688 tane personeli nihayet alabildik ve bunları çakılı kadroyla görevlendireceğiz. Bir bölümü İstanbul'a ve ağırlıklı bir kısmı Doğu Güneydoğu Anadolu'ya bu personeli dağıtacağız. Fakat bununla da sınırlı değil. Gerçek ihtiyacımız ki kadro yasası tasarısını hazırladık. 21.300 sağlık personeline ihtiyacımız var. 21.300 mü buyurdunuz? Evet efendim. Şimdi bu sağlık personeliyle ilgili bir sivil toplum örgütünün SES'in genel başkanı. Sanırım birlikte konuşmanız çok daha uygun.
Çünkü el eline şeyini türkü söyleyerek ararmış. Biz burada istediğimiz kadar duyarlılık gösterelim. Bir program, iki program yapmakla tabii değil ama hayatı boyunca bu sorunların içinde yaşayan insanlar var. Ve onların temsilcisi hattımızda, Sayın Veysi Ürgen hattımızda. Veysi Bey. Evet, iyi akşamlar. Merhaba, ben tekrar Sayın Bakan gibi ben de başsağlığı diliyorum. Tekrar ediyorum ve ben aradan çekiliyorum. Sayın Bakanımız hattımızda. Bakın binlerce daha yeni personel alınacakmış. Sizin de en büyük şikayetiniz buydu. Buyurun, ne sıkıntınız varsa bakanı anlatın. Öncelikle programda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genelde sağlık çalışanlarının sorunlarla ilgili basında pek yer verilmiyor. Sağlıkla şimdi verildi ilgili... Siz de lafı lütfen uzatmayın. Bakana bir derdiniz varsa söyleyin. Şimdi biz Sayın Bakan'a sürekli diyalog içerisindeyiz. Sürekli sorunlarımızı ilettik. Özellikle kadro sorunumuz var. Genelde personel eksikliğinden doğru arkadaşlarımız çok çalışmak zorunda kalıyor. 3 servise bakan bir hemşire ne kadar sağlık hizmeti verebilir? Yine günde 12 saat çalışan bir personel bir gün sonra tekrar geliyorsa ne kadar sağlık hizmeti verebilir? Bütün bunları biz sürekli iletiyoruz. Ancak sadece iletiyoruz. Tabii bizim önerilerimiz değerlendirilmiyor. Önerilerimiz değerlendirilmeyince de sorunlar büyüyor. Esasında SSK sorunlarının çözümü sağlık çalışanları örgütlerinin ve özellikle de SSK'dan hizmet alan insanların katılımıyla ancak çözülebilir. Bu anlamda ben bunu söylemek istiyorum. Özellikle SSK'dan hizmet alan halkımızın, hizmet alan işçilerin SSK'ya daha çok sahip çıkmasını ve Sayın Bakan'dan da bizim her zaman görüşmelerde sunduğumuz önerilerimizi de dikkate almalarını istiyorum. Ben demin çok üzüldüm. Sayın Bakan SSK'nın çözümüyle ilgili iki farklı şey söylüyor. Örneğin bunlar oluşturulurken bizlerden öneri alabilirdi, bizim düşüncelerimizi alabilirdi. Bizim olsun, Türk Tabipler Birliği'nin olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarının, sağlık platformundaki örgütlerin önerilerini alabilirdi. Diyor ki, önce özelleştirilecek, sonra da sağlık hizmetleri genel müdürü olacak. Biz bunları buradan duyuyoruz. Bundan doğru önerileri bize gönderebilirdi. Ben bundan doğru çözüm anlamında Çalışma Bakanlığı'nın bundan sonra bizlerden doğru bizim çözüm önerilerimiz vardır. Tabii zaman kısıtından doğru ben burada açıklamak gibi zaman sorunu var. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Yani bu SSK'lar hepimizin. Dolayısıyla siz de bu programa gelirsiniz. Sayın Bakanımız da gelir daha uygun bir ortamda. Genel müdürümüz zaten burada fazla konuşturmasak da. Bir de Hakan Denker arkadaşımız. Sabah gazetesinin acar fırtına muhabirlerinden biri. Eğer telefonla bağlanacağım diye ısrar ediyorsa mutlaka bir Çapanoğlu vardır. Kendisi güvendiğim bir genç delikanlıdır. Alo Hakan. Alo. Hakan hemen söyle bakalım. Şimdi burada hem biraz önce senin daha önceki yaptığın bir VTR vardı hastanelerin güvenliğiyle ilgili. Aha. Bir de kadro yetersizliği vardı. Bunların ikisini de kapsayan bir haber yapmıştım birkaç sene önce. Doktor kılığına girmiştim senin polis kılığına girip haber yapmandan feyz alarak. Bu SSK Samatya'da doktor kılığına girerek burada elimizi kolumuzu sallayarak steteskopu da boynumuza takarak hatta bir de bir doktor hanımefendinin muayenehanesini kullanarak orada insanların muayene edermişçesine bir haber hazırladık. Çok var öyle ama ya. Yani ama şimdi baktığımız işin, zaman öyle zannediyorum ben. Yani. Şimdi işin komik tarafı Savaş abi burada tabii şu anda hala mahkemeliyiz. Biz, en azından ben SSK ile şu anda mahkemeliyim. Mahkemeye mi verdiler seni? Evet, SSK beni mahkemeye verdi ve burada mahkemeye verme sebepleri kanunen işte kanundaki maddeleri ne tam bilmiyorum detayını doğru. Fakat benim bu haberi yapmaktaki amacım SSK hastanesinin içerisindeki bu güvenlik tertibatının ve buna benzer bir takım alınması gereken önlemlerin çok zayıf olduğunu irdelemek ve insanların sağlığıyla dışarıdan gelebilecek, bırakın içerideki eksiklikleri, dışarıdan art niyetli insanların da bu anlamda içerideki insanlara çok rahatlıkla zarar verebilecek ve bundan belki de... Yavrum sana da mı merdiven dayamışlardı çocuğum? Şimdi... Nasıl izah edeyim? Orada... Hakan böyle... yeteri kadar izah ettin yanılmıyorsam. Süleymanlar geldi diyor. Süleyman hem de yanında işte Takvim Gazetesi'ndeki
O mini mini yavruyu kaybeden, Zeynep'i kaybeden babasıyla birlikte geldi. Buyurun. Pardon, alabilir miyim mikrofonunuzu? Çok özür dilerim. Hoş geldiniz. Yani çok büyük bir acı tabii. Ama acınıza en azından belki ortak oluruz. Bakın, Sayın Bakan hattımızda. Siz de devlet adına görev yapıyorsunuz. Bekçisiniz. Buyurun. Bu mikrofon sizin. Sayın Bakanım, hatta mısınız efendim? Evet efendim. Merhaba efendim. Olaydan haberiniz var umuyorum. 5 yaşındaki bir küçük kız çocuğu dün SSK'da, Ok Meydanı SSK'da yanlış bir iğne yüzünden maalesef yaşamını yitirdi. Babası burada. O fotoğraf zaten orada. Bir kamera seçebilir mi? Buyurun. Sayın Bakan'a bir arzunuz varsa. Alo. Buyurun efendim. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Ben geçmiş İrfan olsun. Efendim. Çocuğun babasıyım. Geçmiş efendim. Olsun. Başı sağ olsun. Telefonu tam alamadım ben aslında. Kaybettik mi yavruyu? Evet. 5 yaşında bir çocuk. Herkes duysun. 5 yaşında bir çocuk. SSK hastanesinde, sabah. Ok Meydanı SSK hastanesinde dün yanlış yapılan bir iğneden dolayı hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Başınız sağ olsun efendim. Efendim, cuma günü saat 8.30'dan Ok Meydanı SSK hastanesine çocuğumu aldım, götürdüm efendim. Yani çocuğum hiçbir şey yoktu, röntgen için götürdüm. Oradan bana talimatla yukarıya çıktım. Oradan doktor bey kendini iğne yaptı. Yarım saat sonra çocuğum vefat etti yani. Ağzından kan geldi, her tarafı patladı, yüzü patladı, çocuk yana kaldı. Yoğun bakıma kadar yetiştirdim, çocuğum öldü efendim. Yani çocuğum hiçbir şey yoktu yani efendim. Röntgen için götürdüm yani efendim. Acınızı paylaşıyorum. Biz gerekli soruşturmayı derhal açacağız. Fakat tabii geri getirmek mümkün değil. Maalesef, evet, maalesef geri getirmek maalesef. Kimse elinde değil efendim. Merhabalar, geçmiş olsun herkese. Nasılsınız? Oğlum gel bakayım buraya. Bunu siz mi yaptınız böyle? Yok, kendisi dişli yaptırıldı. Hayır canım, onu değil öyle. Şunu kim yaptı, şunu? Ya biz yaptık da daha yeni acile getirdik ya. Allah Allah, hı-hı. Nereden akıl ettiniz ya? Ha, ne yaptım? He? Ne yaparım, kendi imkanlarımla böyle başardık. Anladım. Çocuğum ne, kırık mı varmış bakalım? Kırık var. Vallahi. Oh yavrum, fena kırılmış vallahi. Bakın kırılmış. Şuradan. Yani uzman olmak gerekmiyor. Kırık. Görüyorsunuz. Bak gel, bak. Hemen buraya geleceksin. Şuradan 8-10 kişiye daha kırık için şey çıkar, ha? Sen bunları al götürmek istiyorsan. Bak, 2 senedir böyle. Merhaba. Merhaba, ben seni 2 senedir izliyordum. Ay Allah gönderdi seni buraya. Ya bakayım şöyle. Ay, ne yapayım, nasıl döneceğim? Ne anladın? Hayırdır, nereden, nasıl böyle, Allah Allah söyle. Çok uzun, benim hastalık uzun oldu. Ben 2 senedir, 2 senedir trafik kazası geçirdim. Evet. Buraya geldik doğru. Başından anlatayım. Başından buraya... anlatma, çok zor duruyoruz hayır, zaten. Hayır, başından anlatayım. Ben sizi çoktan bekliyordum. İki sene önce kaza yaptık. Buraya geldik ayın 14'ünde, 14 Ocak'ta, 96'da. Ümit Trakya'da ameliyat yaptı beni. Cihaz konması gerekiyormuş. Bu cihazı konmadı beni. Bu cihazı konmayınca da ben 13 günlük hastaydım. Bir seskalcimle, bir seskalcim, bir de kan hapı verdi beni. Bu ikisini. Başka bir hap yönde 13 günlük hastaydı. Taburcu etti. Şimdi çağrı istiyorum yani. Bu ağrımı kesinler. 2 senedir ben sanki 2,5 senedir. Ben çağrı istiyorum yani. Bunu çağrı. Nerenizde ağrı var efendim? Benim kırıldı. Omurilik. Öyle mi? 2 senedir. 2 senedir. Yürüyemiyorsunuz öyle mi efendim? Yok, 2 senedir yatıyorum ablacığım. Ben. Peki okurum. Şimdi niye geldiniz? Ben sabahleyin geldim. Buraya bakılmadım. Döndüm gittim. Nasıl yani? Sabahtan beri siz buralarda bekliyor musunuz böyle? Gittim, evime gittim. Tekrar geri geldim. Yani şimdi yine kim baksın istiyorsunuz? Ne bileyim, kim bakacak bilmiyorum. Biz 2 senedir şaşırdık ablacığım. Ben bir çağrı istiyorum. Yani. Bir çağrı. Varsa bir çağrısı. Hayırdır? Sağ ol. Sağ ol. Temizlik yapıyoruz hemen. Öyle mi? Nereye götürüyorsun bunları? Arka çöpe oradan atıyoruz kamyonla dışarıya. Öyle mi? Evet. Bu şey tıbbi atıklarla bunlar yan yana gelmiyor değil mi? Hayır, gelmiyor. Bizim hep ayrı ayrı koyuyoruz. Öyle mi? Evet, sağlığımız çok yerinde. Fakat vatandaşlarda hayır yok. Adamın başı ağrıyor, hemen geliyor, doğru ama, doktora. Ama öyle yol parasını şey boşuna versen gelmiyor. Hayır, gerçek abla, ama gerçek hasta. Yanlış tedavi oluyor. Gerçek hasta gelsin.
Gerçek hasta gelsin, ben de ona tarafım zaten. Ama bilemezsiniz ki kim gerçek kim değil. Efendim en burada yüzde yetmiş gerçek hasta gelmiyor efendim. Ben burada 19 onaylı çalışıyorum. Erken teşhis olayı nasıl oluyor o zaman? Erken teşhis olayı nasıl olacak o zaman? Abla, burada acilimiz var. En az ama her akşam 9-10 tane, 9-10 tane orada doktor çalışıyor. O andaki acil demiyorsun. Kardeşim acilde şey hasta yatıyor yoğun bakımda. Bir tane şey doktor yok sabahtan beri 2-12'den beri. Kardeşim, daha gelmedi. 11'e kadar buradayım. Niye yalan söylüyorsun? 11'e kadar buradayım. Niye yalan söylüyorsun? Ne kadar? Yalan söylemiyorum. Yoğun bakımda yukarıda. Başında şimdi şey yok. Hasta doktor yok. Niye yalan söylüyorsun? 10 tane. Niye müdafaa ediyorsun? Hayır 10 tane doktor var. Hani ne zaman doktor? Orada acil doktor. Saat 12'den beri doktor yok. Hay ya nesel ben temizlik işçisiyim kardeşim. İyi temizlik işçisi niye mi? Vallahi doktor. Ya, siz kimden tartışıyorsunuz? Bizler bir temizlik işçisiyiz. Tamam niye o zaman müdafaa ediyorsun? Siz bari uymayın yani. Biz gerçekten biz bir temizlik işçisiyiz. Arkadaşlar hastanede bildiği şeyleri söylüyoruz. Tamam herkes haklı. Kendi çapında herkes haklı. Bir dakika vatandaş ne diyor bakalım. Vatan. Savaş Bey kardeşim doktor arıyorsun doktor yok. Bir de imza için. Bırakmış gitmişler Savaş Bey yoğun bakımda kimse yok şimdi. Ne bir hemşire ne bir doktor. En sonunda bir kapıya gidiyorsun, Allah'ını seversen şunu imza et diyorsun, imza ediyorlar öylelikle. Saat 3:30-4'ten sonra gidin bakın hastanelere doktor var mı? 3:30'da bırakıp gidiyorlarmış gidiyorlar değil tabii. Mi? Gidiyorlar tabii. Gerçekten gidiyorlar yani, 3:30'da gidiyorlar yani. Kliniklerine gidiyorlar, kliniklerinde çalışıyorlar. Paralı başlıyor bu sefer. Bu sefer paralı başlıyor. İşin enteresan tarafı bu yani. Burada mı paralı başlıyor? Burada paralı başlıyor. Saat 4:30'da başlıyor. Yasak değil mi peki bu ya? Ya bilmiyoruz artık, biz de işin enteresanını bilmiyoruz yani. Neden böyle yapıyorlar onu da bilemiyoruz yani. Her şeyden önce sen bir hastanesin, burada çalışıyorsun. 2 milyon verdim, muayene olabiliyorsun yani. Yoksa... Abi bir tane doktor yok ya. 3'ten sonra bir tane doktor bulamazsınız. Hepsi gidiyor. Paralı bakıyorlar 3'ten sonra. Bir tane çekiliyorlar. Ondan sonra efendim tekrar işe başlıyorlar. Bu sefer paralı. Ya bir, kardeşim ben 40 milyon maaş alıyorum, emekli maaşı. Sonra ben bu 40 milyon maaşla gelip burada 2 milyon muayene öyle böyle verdiğim zaman ya tabii ki hasta olacağız kardeşimiz. Ben o 40 milyonun 2 milyonu buraya verirsem ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bakanlarımız nerede? Gelsinler görsünler şu insanların halini. Duysunlar bizim sesimiz artık bunlar. Yeter kardeşim ya, yeter. Sayın Bakan sizeydi çağrı. Alo. Dinledim efendim, dinledim. Duyuyorum. Bugün ortaya çıkmış bir problem değil bu. Yıllardır süren bir problem. Biz de çözümlerini ürettik. Bunları izin verirseniz anlatacağım. Ama ben çok önce... Çok kitabı bulursanız onu bilmiyorum, evet. Sayın Bakan, biraz da hoşgörünüze sığınarak vatandaşın burasına gelmiş durumda. Siz her yerde kendinizi ifade edebilme şansınız var. Evet. Zaten dedik mühür de sizde. İnşallah çözüm de sizde olacak. Ama izin verin de vatandaşı biz size... Böyle bir köprü görevi görelim. İyice bir eteklerindeki taşları döksünler üstüne konuşalım. Olur mu? Olur efendim. Çünkü bu memlekette iyi şeyler de oluyor çok şükür. Onu da biraz sonuna saklıyorum ki insanlar biraz da sizinle aynı umudu paylaşsınlar diye. Merak etmeyin bizde kelek abidik gubidik yok. Ama hattımızda sevdiğim ve saydığım yine ustalarımdan Sayın Burhan Ayar abimiz var. Gazetecilikte. Bize iki tur attı. Bakalım şimdi ne söyleyecek? Sanırım size soracağı şeyler var onun da. Merhaba Burhan abi. Merhaba Yafet. Hoş geldiniz hattımıza. Tabii biz her zaman konuşuyoruz sizinle. Evet. Sizin kritiklerinizi de her zaman dikkate alıyoruz. Saygıyla tamam. Karşılıyoruz ama şimdi gelin kol kola girelim. Sayın Bakan'ı biraz sıkıştıralım bakalım. Vallahi bu sorun bitmez. Ben hayatımda bir defa SSK'ya düştüm. Düştün mü tabir ediyorsunuz? SSK Samatya'ya gittim bir vakitler 79 senesinde. Safra kesemde taş varmış. Yarın gelsem olur mu dedim ve kaçtım. İlk ve son SSK ile tanışmam oldu. Yani orada geçirdiğim günü hayatım boyunca unutmuyorum. O düşünün o zaman ben tercümanın haberler müdürüydüm. Kaç yılıydı? 1979 senesi. Sayın Bakan kaç senesinden sonra SSK'lar bozulmuştu? Sayın Bakanım, son 10 yıldır çok hızlı bir bozulma süreci. Yani 88, bir 10 senede ondan önce gitmiş ama Burhan Ayar'ı. Tabii evet. Yani Burhan Ayar'ı böbreğindeki taşı çıkartıp da size ya da SSK'ya atıyor değil efendim. Yani bir başka taşlama yapılıyor sanırım burada. Tabii SSK'ların bütün cemaatül evvelinden de sizi sorumlu tutmuyoruz Sayın Bakan ama şimdi bu konuda birinci dereceden sorumlu sizsiniz diye böyle sistemler geliyor tabii. Pek tabii efendim. Zaten biz de bu sorunları saptayıp uygun çözümleri kaynaklar el verdiği ölçüde üretmeye çalışıyoruz. Evet. Bakın
Burhan Ayar'ı belki devam etmek istiyorum. Savaş. Dil sürçmesi, pardon. Burhan abi dedi ki SSK'ya düştüm. Bu biraz ne yazık ki içini insanın acıtan bir tabir ama ne yazık ki öyle. Yani SSK'ya gidilmiyor maalesef. SSK hastanesine düşülüyor efendim. Ben devam etmek istiyorum izin verirseniz. Babam buyurun, da 1982 abi. Senesinde SSK Samatya Hastanesi'ne yattı. Kalça kırığından bir hafif trafik kazasından. Ve kim efendim? Burhan abi kim? Babam. Maalesef 2 ay 20 gün sonra cesedini aldık hastaneden. Aynı hastaneden. Bu da üzücü bir olaydır yani benim için. Tabii Sayın Bakan'ın bu 9 aylık bakanlığıyla bunu düzeltmesi mümkün değil. Yani eğer bu işler için sakal bırakılmaya kalkılsa, Sayın Ahmet Kaya'yı görüyorum orada kara kara bakıyor. Sakallarını herhalde dizine kadar gelecek bu işlerin düzelmesi için. Benim söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Herkes böyle sakalla, sakalın rengiyle falan uğraşıyor bu programda. Siz de şakasını yaptınız Burhan abi. Ama sakalları bıraksak da, şu takkeler çıksa da, saçlar önümüze dökülse de, ak mı, kara mı? Aslında Ahmet bu sakallarla ilgili çok konuşur da, berberlerle bir arıza çıkmıştı arasında daha önceden. Yine aynısı olsun istemiyor. Biliyorum, kendi tıraş ediyordu. Ense tıraşını da kendi yapıyordu. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoşça kalın Burhan abi. Başarılar Savaş. Sesini sağ olun, çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Sağ ol abi, ben de kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Yani burada çok aman maşallah, Türk maşallah hekimlerinin aklına gelmesin. Ufak tefek de bir varta atlatmıyoruz yani. Biliyorum, ama biliyorum. Olsun. Çok canlı çıkıyor. İnşallah Beşiktaş'ın da sesi böyle canlı çıkar. Çok teşekkür ederim abi, sağ olasın. Başarılar. Sayın Bakanım. Buyurun efendim. Şimdi bir kez daha iftarla burada söylüyorum. Hakikaten yani kendi derdimi burada anlatacak değilim ama sağlık açısından oldukça böyle bir dar tünelden geçiyorum ama çok şükür imkanlarımızın da olmasına rağmen, ATV'nin bütün imkanları hadi ne istiyorsan yapalım demelerine rağmen ben de gittim. Çapa'nın ve Cerrah Paşa'nın hocalarına büyük bir gönül rahatlığıyla teslim oldum. Bundan dolayı da hiç pişman değilim. Gayet de iyiyim. Nasıl çıkıyor hocalarım? Sesim Ahmet'le şarkı söyleyeceğiz biraz sonra. Buyurun Sayın Bakanım. Alo. Evet efendim. Sayın Bakanım, hazır yeri gelmişken Cumhur abi'de acayip bir İzmir Tepecik SSK VTR'si daha var. Onu da bir izleyelim bakalım. İzleyelim hadi efendim. İzmir SSK'daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuk acilden geldik. Acil, orada kan almadı da buraya kadar geldik. Kafası dönüyor bile. Biz geziyoruz hastanede. SSK'nın dramı bu işte. Bu çocuk buralara kadar gelir mi sizce? Hay Allah'ım, ne oldu oğlum sana? Baş dönmesinden yürüyemiyor. Bu bizim bakın elim çantam evrak dolu. Belki üçüncü beşinci gelişim. Oradan oraya o kan almadı oraya o kan almadı buraya. Bir çocukla ben acile. SSK'ya bu kadar benim beyim yıllarca para ödediyse benim çocuğuma geldiği anda müdahale etmeli. Bunu bu devlet yapamıyorsa bıraksın biz kendi başımızın çaresine bakalım. Başka bir şey yok Savaş Bey. Siz de gördünüz girirken biz sarmaş dolaş olma geçmiş olsun yavrum dediniz. Biz o zamandan beri dolanıyoruz buna kan aldırabilmek için. Sinir sisteminiz haram. Sinir sistemim hiçbir şey yok. Sigortanın sayesinde geldiğim zaman hepten bitiyor. Hepten bitiyor. Bu çocuk bu şekilde. Bak, bunun anne, başı dönüyor. Babam, şimdi diyoruz sen ki sen de biraz toparla kendine ya. Hastaneye yatması gerekiyor. Diyorum, elimden geldiği kadar toparlamaya çalışıyorum. Bir ilaç vereyim sana. Ya bir ilaç abla. Bak şimdi. Hemen biraz sonra bir şeyin kalmayacak. He? Aslanım benim. Bir nörolog yok. Özel sokalım dedik gene yok. İlle de paramla gideceksen hiç benden para kesmesinler. O zaman da SSK'ya para kesmesinler. Evet kesmesinler Savaş Bey. Şimdi deyin ki yalan değil. Yok niye yalan söyleyeyim ya? Hayat. Hani madem nörolog yoksa bizden para kesmesinler. Biz gidelim Alsancak'ta mı? 5 milyon, 10 milyon. Neyse ona verelim. Ha, ona verelim. Başka hiç yani şey yok. Şu çocuğu bu halde ben üçüncüdür geliyorum bu halde. 18'inde bir getirdim. Nerede sağlık karnesi? Bakın, ben bu çocuğu bakın, ayın 9'undan beri baş dönmesinden getiriyorum. Bakın, çekin bunları. Hay Allah, hiçbir şey demiyorlar mı? Demiyorlar, iğne ya veriyorlar. İğneyi vurduruyoruz, çocuk bu hale geliyor. Ben artık delireceğim. Yani delireceğim, bilmiyorum ya. Bu çocuğu kaybedeceğim, 13 yaşına getirdiğim çocuğu. Allah korusun, Allah korusun. Ay, sinir denen bir şey kalmadı. Ben işten çıkma bu çocuğun peşinde dolanıyorum. Yani SSK'nın rezilliği her yanım titriyor. Benim çocuğumun bir kan alma bu kadar ızdırap çekecekse
Madem kesmesin SSK benim kocamdan bu ücreti, ben özel götüreyim çocuğumu, bakayım başımın çaresine. Neyse bari üşütmeyelim oldu. Yani. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sinirlerim bozuk olduğu için sizi de görünce. İnsanın bu durumda siniri bozulmaz da, evet, ne zaman bozulur, evet, yani. Evet yani sinirlerim iyice laşk oldu. Ay şimdi sağ olsun laboratuvardakiler de aynısını söyledi. Siz haklısınız dedi. Yani sinirlerim hiç kalmadı. Bakın hiçbir şeyine dokunmuyoruz. Yani montaj oyunu, kurgu bilmem nesi falan yok. Aha, İzmir'de SSK Hastanesi'nin bahçesi kendiliğinden gelişen bir olayı görüyorsunuz. Artık hani anlayana sivrisinek saz ama sivrisinek falan da değil ya. Böyle dana burunları geziyor. Evet, hattan ayrılıyorsunuz Sayın Bakanım. Sadece Ankara, İzmir, İstanbul gibi böyle medyatik başkentlerde dolaşmadı A takımı. Başka nerelere gitti? Bir göstersene Cumhur abi. Hava -5 derece soğuk. A takım bu akşam Ankara'da. Dış kapı SSK Hastanesi'nin acil servis girişinde. Bakalım dış kapı SSK Hastanesi bizi ne gibi sürprizlerle karşılayacak? Burası aslında hastaların muayene edildiği bir alan değil. Ancak hastanedeki yatak sayısının yetersizliğinden dolayı buraya geçici bir çözüm bulunmaya çalışılmış ve çok ağır böbrek hastaları bile 24 saat burada tedavi edilmeye çalışılıyor. Gece saat 1, Göztepe SSK Hastanesi'ndeyiz. Diğer SSK hastanelerindeki hastalar durumlarından hiç de memnun değiller. Bakalım buradaki hastalar bize neler söyleyecek? Yoğun bakımda hasta. Başında doktor bile yok. Kendi adamımız bekliyor 2 tane. Hiç ilgilenme yok. Rezalet bir durum. Sigorta hastaneleri. Yeterli derecede uzman doktor yok. O en büyük kayıp bizim için. Ne zamandan beri bekliyorsun? 2 saat oldu. Rahatsızlığı neydi hastamızın? Şimdi ameliyat oluyor. Ne ameliyatı? Böğrek deniyor öyle mi? Böğrek. Buradan beri buradayız. Doktor neden yok? Bilmiyorum, 1.30'da açılıyor zaten. Gelmesi yakın herhalde. Toplumdaki çarpıklığı, yanlışlığı korkmadan ekrana getiren A takımı, doğru yapılanın da yanında. A takımı ekibi bu akşam Erzincan'da Erzincan SSK Hastanesi'nin önünde. Şimdi Erzincan SSK Hastanesi'ni hep birlikte gezeceğiz. Bakalım gözlerinize inanabilecek misiniz? Hastam vardı, onu ziyarete gelmiştim. Kaç gündür yatıyor burada? Bugün ilk defa yatırdık. Nedir hastalığı? Bronşit diyorlar. Gelir gelmez hemen yatırabildiniz mi hastalığı? Evet, yatırdık. Peki herhangi bir bekleme veya doktor olmaması gibi bir şey söz konusu oldu mu? Yok, olmadı. Yani geldiniz, gerekli işlemleri, evrakları, evet, tamamlandı. Şu anda tedavi altında. Evet. Gece saat 2.30 Kartal SSK Hastanesi'ndeyiz. Bu hastane diğer SSK hastanelerinden biraz farklı. Bakım nasıl efendim? Yeterince iyi bakıyorlar mı? Diğer özel hastanelerle arasında bir kıyaslama yapacak olursak SSK hastaneleri nasıl sizce? Vallahi güzel SSK hastaneleri. Bu hastane güzel. Diğerlerini gördünüz mü siz? Görmedim. Ben bunu gördüm. Bu güzel. Şimdi dediğim gibi güzel olan şeyleri de gösteriyoruz. Bakın Erzincan'daki SSK Hastanesi böyle alın aklı gibi bir şey. Aynı şekilde İstanbul'da da Kartal SSK Hastanesi pırıl pırıl. Yani o adı İngilizce, Fransızca, Almanca olan hastaneler var ya, burada söylemeyeceğim reklam olmasın diye. Onlardan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Demek ki istendi mi oluyor. Ama Erzincan'daki gibi yani iyi bir hastane olsun falan diye ille de deprem mekrem beklenmez değil mi Sayın Bakanım inşallah? İnşallah efendim. İnşallah. Şimdi Sayın Genel Müdür burada. Dedi ki bakanı sıkıştırıyorsunuz. Yani o kadar çok işle uğraşıyor ki. Oysa bu işlerin birinci dereceden muhatabı ben olsam gerekir dedi ama kendisi de şikayet ediyor. Şimdi SSK Genel Müdürü şikayet ederse hem de Sayın Bakan hattayken onun lafını alırsa yarın hakkında soruşturma açar. Kendisini uzak yerlere sürer ya da görevden alır mısınız efendim? Öyle bir şey yapmayacağımı kendisi bilir efendim. Bilir misiniz? Evet efendim. Öyle mi? Aranızda konuştunuz mu yani? Sen ne yaparsan ne söylersen söyle ben seni almayacağım diye. Hayır efendim. Sayın Bakan. Sizle telefonda konuşurken dediniz ki
Ok Meydanı SSK Hastanesi'nin başhekimini çağırayım mı dedim, hayır dediniz. Peki Samatya'nınkini çağırayım mı dedim, hayır dediniz. Peki Göztepe'ninkini çağırayım mı dedim, hayır dediniz. Peki ben kimi çağırayım dedim, Kartal'ınkini çağırın çünkü Kartal güzel dediniz. Evet efendim, Kartal kendisini çoktan kanıtladı, o bakımdan ben Kartal iyi de dedim. Sayın Bakan yani bu programda kendini kanıtladı, böyle sorular sorar. Yani biraz da öbür sıkıntı içindeki hastanelerin başhekimlerini çağırsaydık da burada cevap hakkı bile Sayın Bakan tarafından, Sayın Bakanları tarafından verilmeyen o başhekimlerle bir konuşsaydık hiç de fena olmazdı. Sayın Ay, aslında beni teyit ediyorsunuz dediğim zaman siz alınıyorsunuz ama gerçekten beni ben teyit alınmıyorum. Ediyorsunuz. Sadece böyle hani şeyden gurur duymuyorum. Sayın Bakanlarımızın, Sayın Bürokratlarımızın altını çizdiği şeyleri teyit etmekten çok gurur duymuyorum. Çok lacivert bakmıyorum olaylara. Yani insanlar hastane kapılarında bir şeyler yaşıyorlar. Ve bunların karşılığı umut sözcükleriyle, işte kaynak göstermelerle, şu kadar açığımız var, merkezi yönetim şudur falan demekle çok olamıyor Sayın Bakanım. Sizin iyi niyetinizden hiçbir kuşkum yok. Sübjektif niyetinizin iyi olduğundan hiçbir kuşkum yok. Ama mazur görün, çok da bunların yaşam pratiğine yansıdığını ben 25 senelik meslek hayatımda görmedim. Aslında lafı çok uzatıyorum. Çünkü bir süredir burada bekleyen bir hanım kardeşimiz var. Akla hayale gelmedik bir şey geldi onun başına. Çok kısaca anlatacak. Size şikayet edecek. Efendim ben 8. ayda SSK Ok Meydan Hastanesi'ne gittim. Kadın hastalıkları şikayetiyle gitmiştim. Orada ameliyat olacaksın dediler bana. Tedavi görüp antibiyotik tedavisi yapacağız, uygulayacağız dediler. Şuraya bak. Ondan sonra uyguladılar. 12 gün falan tedavi yaptılar. Ondan sonra taburcu ettiler beni. Ameliyat olacak bir hastayı taburcu ettiler. Eve geldim. Ben fenalaştım. Bir hafta sonra tekrar gittim ben aynı hastaneye. Tekrar yatırdılar. Ha, ameliyat olacaksın dediler bana. Cumartesi günüydü, hafta sonu. Üç tane, biri operatör doktor, iki tanesi de asistan. Beni ameliyat aldılar saat gecenin 10:30'unda. Ameliyat aldılar beni. Ameliyat ettiler. Kadın hastalığından işte yumurtalıklarımı aldılar. Almışlar yani daha doğrusu. Ondan sonra ben kalktım. Aradan 24 saat falan geçti. Sabah, ertesi gün sabahtan sordum ben. Doktor bey dedim, ben dedim iyi olacak mıyım? Çünkü felaket şekilde belim ağrıyor sağ tarafımda. Hiçbir yerim ağrımadığı halde ameliyat oldum. Sadece iltihaptan dolayı. Ondan sonra dedi ki yatmaktan ağrıyor senin belin dedi. Hiçbir şeyin yok, seni pazartesi taburcu edeceğim dedi bana. Nasıl olur doktor bey dedim, ben çok rahatsızım. Ondan sonra benim tabii ağrılarım gitgiden artıyor. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Durmadan böyle bana tabii azarlamalar geliyor. Sen naz yapıyorsun, sen alıştın buraya. Böyle tuhaf şeyler söylüyorlar bana. Günün birinde aynı yine oranın doğum servisinin şefi dedi ki bu hastanın nesi var? Ondan sonra dedi ki o da bunun dedi beli ağrıyor. Sağ tarafı ağrıyor. Ama yatmaktan ağrıyor dedi. Nereden biliyorsunuz yatmaktan ağrıdığını dedi. Ultrasyon falan çektiniz mi dedi. Hayır dediler. O zaman bir ultrasyon film çekeceksiniz dediler. Böbrek filmi çekildi bana. Ultrasyona koydular. Baktılar ki böbreğimde zarar vermişler böbreğime yani. Ameliyatta, birinci ameliyatımda böbreğime zarar veriyorlar. İdrar yoluyla böbrek arasından 10 santim yeri kesiyorlar. Yok ediyorlar yani. Bunu bana söylemediler tabii. Filmi böbrek doktorlarına götürdüler, bevliyeyi incelettiler. Bu sefer tabii onlar dediler ki bu tekrar ameliyat olması gerekiyor. Tamir edeceğiz. Yani bir deneme yapacağız dediler. Böbreğini kurtaracağız. Ne olmuş? Oradan bir organ eksik olmuş yani. Sonra da geldi yengecim. Saat oldu 1:05 geçiyor. Tabii ondan sonra ameliyat ettiler. İkinci bir kez ameliyata karar verdiler. Ameliyat ettiler beni. Orada apantis kesiyorlar. Oraya ekleme yapıyorlar. Daha sonra o tutmuyor. Yine aynısı. İdrarlarım yine böbrek yerinden geliyor. Üçüncü bir ameliyata karar veriyorlar. Üçüncü bir ameliyette böbreğimi alıyorlar. Benim sağlam olarak böbreğimi alıyorlar. Ben kadın hastalığından geliyorum. Ve böbreğimden oluyorum yani. Böbreğimi alıyorlar. Kadın hastalığından iki tane yumurtalıklarımı alıyorlar. Benim yani hayatım mahvoldu benim. Söndü yani.
Benim geleceğim bittim yani, ben mahvoldum. Beni bu duruma getirdiler ve benim tedavimi yapmadan beni evime gönderdiler. Benim şu durumda, ben şurada oturamıyorum. Yani mahvolmuş durumdayım ben. Benim can söyleme sahip, benim idrarım böbrek yerinden geliyor şu anda. Yerimde oturamıyorum ben, sırtlarım ağrıyor, benim bellerim ağrıyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım yani, tek böbrekliyim şu anda. Ya bu böbreğim de ağrıyor yani, ben tedavimi yapamıyorum. Yaptıramıyorum yani, özele gidemiyorum ki, param yok yani, ne yapayım? Beni bu duruma getirdiler ve sahip çıkmıyorlar bana. Her seferinde gittim, beni kovdular hastaneden. Her seferinde gittiğim zaman bana, sen daha niye geldin buraya? Senin böbreğini aldık, işim bitti. Git artık dediler. Şimdi ben ne yapayım yani? Nerede bu devlet yani? Şimdi, nasıl bir şey şimdi bu? Şimdi vatandaş ne yapsın Sayın Bakan sizce? Efendim bu da bir yenisi, bu hekim hatalarının, kötü yönetimin bir yenisi. Gerçekten bizim saptamamız da aynıdır. Hem yetki hem sorumluluk vermemiz gerekiyor hastane yönetimlerine ve bu yönetimlere mutlaka SSK hastaneleri söz konusu olduğunda işçi temsilcilerinin, işveren temsilcilerinin, emekli temsilcilerinin ve hastane çalışanlarının yönetime mutlaka katılması gerekiyor. Hem yetki hem sorumluluğu bir arada vermeliyiz. Yani çözüm buradadır. Yani en önemli yönü en azından çözümün buradadır. O bakımdan bu iş merkezden yönetilemiyor. Bu saptamayı birlikte yapıyoruz yanılmıyorsam. Doğru mu söylüyorum Sayın Savaş'a? İyi de merkezden yönetilmediğini biz söylediğimiz zaman muhalefet oluyor. Siz yaptığınız zaman icraat oluyor efendim. Hayır efendim, biz yerinden yönetime ilişkin çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu bakımdan... Dolaşıyor musunuz Sayın Bakan? Mesela yani tüzel kişilikler olarak merkezde olabilirsiniz de yani sistem itibariyle. Siz en azından yani dur şu hastaneye gitme, bakandan izin lazım demezler. Çünkü siz bakansınız. İstediğiniz hastaneye girersiniz. Ne polis bizi dışarı atmak istediği gibi atmak ister, efendime söyleyeyim. Ne vatandaş muamelesi görürsünüz, bakan muamelesi görürsünüz. Bakan muamelesi görmek de fena bir şey değil bu memlekette yani. Şimdiye kadar kendim hastalandığım zaman çok ayrıcalıklı bir muamele görmedim. Çok şükür bakan olalı beri de hastalanmadım o bakımdan. Fakat bakanlar hastalanmıyor, benzi sararıyor efendim. O da medya sayesinde. Evet, evet. Sayın Bakan, eğer izin verirseniz biz sizi de önümüzdeki haftalardan birinde burada görmek istiyoruz. Ve böyle vatandaşla yüz yüze, birebir, karşılıklı konuşmayı istiyoruz. Artık benim üzerimdeki doktor şeyde kalktı. Doktorlar bana diyorlardı ki İstanbul dışına çıkamazsın. 3 aydır ben İstanbul'un dışına adım atamadım tedavimden dolayı. Fakat artık İstanbul dışına çıkma şansım da var. Arkadaşlarımla beraber SSK hastanelerini bir bir dolaşacağım. Sevgili Tayfun Talipoğlu'na da rica edeceğim. O Anadolu'yu hepimizden iyi biliyor. Nerelerde en büyük sorunlar var? Onlara belki de birlikte gideceğiz. Ve tekrar ameliyat masasına yatıracağız. Umarım hep beraber olacağız. Şimdi diyeceksiniz ki biz rica ettik de Sayın Başhekim hanımefendiyi getirdiniz de neden konuşturmadınız? İzninizle ben bu inisiyatifi böyle kullanıyorum. Siz diğer SSK hastanelerinin başhekimlerinin gelmesine izin vermediniz. Ben de diğerlerinin hakkını çiğnetmemek için Sayın Hocamızı bu gecelik konuşturmayacağım. Kendisine özür diliyorum ama bu benim yayıncılık anlayışım. Biraz problemlidir benim yayıncılık anlayışım ama bu böyle olacak. Kısa bir ara vermek istiyorum. Ondan sonra tekrar muhabbetimize devam edeceğiz. Size iyi geceler diliyorum. Malum ya bakansınız, işiniz başınızdan aşkındır. Sizi daha fazla meşgul ettik. Saygılar. Hayır, bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii buyurun. İzin verirseniz. Biz medyayı yanımıza almadan çok sayıda hastane ziyaret ettik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bizimle beraberdi. Fakat bu konuları biz medyatik olma çabasıyla yapmadığımız için öyle mi? Medyaya yansımadı. Çok peki. Sayıda Sayın Kılıçdaroğlu'na da sorabilirsiniz. 9 ay içinde her fırsat bulduğumuz hafta sonunda bir SSK hastanesine gittik. Peki. Hemen Rumuz Bedirhan Ankara'dan bir önemli faks geliyor. Sizin sözünüzü bakalım bu teyit mi edecek yoksa red mi edecek? Başkent Ankara'dan sevgilerimle. Sevgili Savaşay, başkentte Sayın Bakan Nami Çağ'ın burnunun dibinde sözde faaliyet gösteren ünlem Ankara SSK Dış Kapı Hastanesi ile ilgili olarak sizlerin de yayınladığı görüntülerden farklı manzaralara şahit oluyoruz. Tuvaletlerden lavabo olarak tutun da danışmasına kadar her taraf pislik içinde. Gece saat 23'ten sonra sabaha kadar ne danışmasında
ne de acilinde tek personel bulamazsınız. Bunu lütfen Sayın Bakan bir ihbar olarak değerlendirsin. Bu arada sevgili Ahmet Kaya abimiz de başında Beresi'yle birlikte son albümünden Söyle isimli parçayı tüm SSK zedeler için söylesin diyor Rumuz Bedirhan. Sayın Bakan, bizim Sayın birbirimizi Savaş teyit abi, etmemiz sanırım ki çok önemli değil. Vatandaşlar... Hayır, Ankara'daki hastaneye gitmedik belki ama Borçka'dakine gittik. Neredekine? Rize'dekine gittik. Kütahya'dakine gittik. Ya aziz vatanın bütün hastanelerine girmek lazım biliyorsunuz. Tabii efendim, 117 hastanemiz var fakat bakan olalı 117 hafta sonumuz olmadı efendim. Bakan olalı kaç hastaneye gittiniz? 117 hafta sonu olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla bütün her fırsat bulduğumuzda her hafta sonunu hafta sonu tatili yapmadan hastanelere gittik. Sayın Bakan bir hobiden bahseder gibi bahsediyorsunuz. Hobi yani, değil görevden bahsediyorum. Tabii ki gideceksiniz yani bunun haber değeri yok tabir hayır, ederler. Hayır sanki hiç peki çok özür dileyerek söylüyorum. Gidiyorsunuz da ne oluyor Sayın Bakanım? Yani gidip bizimle beraber aynı Boku CD'yi görüyorsanız, bizimle beraber o taciz edilen insanları görüyorsanız ve ses çıkartmıyorsanız, görev başından dönerken trenle çarpışan ve ölen 20 yaşında bir kızı da bilemiyorsanız ben daha ne söyleyebilirim? Yani size yağcılık yapamıyorum kusura bakmayın. Sayın Bakan eyvallah elinizden öperim diyemiyorum ama böyle de bir durum var. Gecenin saat 1'i çeyrek geçesinde bu kadar insan, milyonlarca insan bizi dinliyor. Yani biz burada birbirimizi methedelim, muhabbeti yapamayız ki Sayın Bakan. SSK hastanesine şimdi çıkarsınız, gidersiniz yanınıza medya almaya, Sayın Genel Müdür almaya da gerek yok. Çıkıverin, SSK hastanesine gidiverin. Biraz önceki faks yanlışsa ben haftaya özür dileyim. Herkesten gözünün içine baka baka bütün Türkiye'den özür dileyim. Ama durum böyle. Biz de çalışıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz ama... Peki size iyi çalışmalar diliyorum. Cumhur abi lütfen çok teşekkürler efendim. Kısa bir reklam arası.